İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Adalet Terazisi programımızla her hafta olduğu gibi bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz. Umarız bu hafta da sizlerden sorular gelecek. Bizler de sorulara elimizden geldiğince cevaplar vermeye çalışacağız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine sevgili meslektaşım Lütfullah'la birlikteyiz. Yine programı birlikte yapacağız. Lütfullah'cığım selamlama yaparsan yavaş yavaş giriş yapalım. Ben de ekranları başındaki sevgili izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Geçen hafta bir yılı daha bitirmiştik. Seneye görüşmek üzere demiştik. Fazla dayanamadık. Bir hafta sonra tekrardan buradayız. İşin esprisi tabii inşallah yeni yıl herkes için sağlıkla, mutlulukla dolu geçer ümidini taşıyorum. İnşallah bu akşam da kaldığımız yerden öncelikle şu geçen haftadan kalan birkaç sorumuz vardı. Aslında birkaç değil bayağı bir sorumuz var. Evet. Oradan başlamak üzere soru ve sorunlarınızı inşallah bekliyoruz. Evet Lütfullah'cığım sen hatırlattın. Biz de umarız 2022 ülkemize, milletimize, tüm dünyaya sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Evet, evet. Umarız bu yeni yılda Covid belasından yeni varyasyonları çıkmadan kurtuluruz. Vallahi pek öyle gibi gözükmüyor. Gözükmüyor bu, şu an. İşte omikron varyantı hakikaten ben bilmiyorum sen de yani çevrende nasıl? Çok. Çok yani ben bundan önceki özellikle okullar bu kadar, falan bu kadar değildi yani. Şu anda çok fazla görüyorum. Hastaneler çok doluymuş. Bir umut yani bir daha doğrusu avuntucu bir husus işte aşılı olmak hakikaten evet, evet. Faydalı. Yani onu ben gözlemleyebiliyorum etrafımdan yani benim kendi kişisel gözlemim ama 50 binli rakamlara çıkmış herhalde günlük vaka evet. Sayısı az değil yani. Evet. Allah muhafaza inşallah en kısa zamanda bunu evet. Da atlatırız. Umarız 2022 yani, yılı böyle Covid belasından kurtulduğumuz yıl olur diyelim. Evet değerli izleyicilerimiz programımıza telefonla bağlanmak isteyen izleyicilerimiz için telefon numaramızı vermek istiyorum. 0216 396 5252 canlı yayın telefon numaramız. Yine 534 878 3549'da sorularınızı WhatsApp'la bize iletebileceğiniz numaralar. 0216 396 5252 direkt canlı yayın hattımız. 534 878 3549'da sorularınızı WhatsApp'la ileteceğiniz numaramız. Sorularınızı kısa, net, açık, anlaşılır olsun. Uzun uzun yazmayınız. Okumakta zorlanıyoruz. Yine WhatsApp hattımız olan 534'lü numarayı aramamanız burayı sadece sorularınızı göndermenizi istiyoruz. Çünkü arandığında telefonlara bakamıyoruz diyelim. Evet Lütfullah'cığım geçen haftadan kalan birçok sorumuz var. Hatta ondan önceki haftada kalan sorularımız var ama bence de geçen haftadan başlayan kalan sorularla başlayalım. Başlayalım o sorular. Bu arada yayınımıza düşen sorular olursa onlara da evet. Cevap vererek devam edelim. Evet. Peki ben madem öyle direkt bazen genelde programımıza böyle bir yumuşak giriş yapalım diye de gündemi değerlendiriyoruz ama bu sorular da maalesef birikiyor. Evet. Biraz şunları bir eritelim. Aynen öyle. Bence eritelim. Bayağı bir soru var devam çünkü. Devam edelim evet. Umarız izliyorlardır izleyicilerimiz ama biz yine de her program sonu çünkü kalan sorular hep cevaplayacağız diye söylüyoruz. Evet. Biz belki izleyicilerimiz izliyordur ama izlemeseler bile benzer sorunları olanlara faydası olur. Işık tutsun diye. O yüzden başlayalım. Evet. Bir izleyicimiz geçen haftadan iyi akşamlar babam 10 yıl önce vefat etti. Biz 4 kardeşiz. 3 kız 1 erkek. Erkek kardeşim babamızdan bize intikal eden yerleri kendi kendine bizim haberimiz olmadan paylaşım yapmış. Onar dönüm almamız gerekirken 7 dönüm yer aldık. Kendisi 20 dönüm yer aldı. Bize değeri düşük yerleri paylaştırdı. Kendisi yol kenarlarını aldı. Babamdan kalan 3 katlı evi de kendisi aldı. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Yardımcı olur musunuz? İyi yayınlar demiş. Şimdi tabii sen de soruyu dinlemişsindir. Hem birlikte cevaplandıralım evet. Ama benim bu konuda şöyle yani bu intikali nasıl gerçekleştirdiğiniz sorusu açıkçası benim öncelikli meselem yani öncelikli aklıma gelen konu. Çünkü
Babanızdan kalan mal varlığının mirasen intikal işlemleri, işte bu programlarda zaman zaman özetliyoruz. Yani esasında olması gerektiği şekliyle hepinizin birlikte müşterek mülkiyet, el birliğiyle mülkiyet şeklinde geçmesi şeklinde oluyor. Ama bunu kendi aranızda bir miras taksim sözleşmesi veyahut bir miras taksimine ilişkin bir anlaşmayla da bunu yapabiliyorsunuz. Burada muhtemelen, yani benim öngörüm bu şekilde, o bahsettiğiniz erkek kardeşiniz sizden ya vekalet alarak, ki öyledir diye düşünüyorum, bu şekilde bir taksim yapıldığını ifade etmiştir. O şekliyle tapuları geçirmiştir diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir durumda miras taksim sözleşmesinin bu şekilde olması durumunda Ali'cim, yani burada bir miras taksim sözleşmesinin iptali gibi bir durum söz konusu olabilir mi sence yani? Burada şey var Lütfü yani Hocam. Ben burada miras taksimi yaptıklarını düşünüyorum. Şöyle ama diyor ki babadan kalan yerleri ve erkek kardeş, adaletsiz paylaşmışlar. Şöyle özellikle. Ama orada şöyle bir durum olmuş olabilir, söyleyeceğim. Erkek kardeşim babamızdan bize intikal eden yerleri kendi kendine bizim haberimiz olmadan paylaşım yapmış. Belki şöyle de, olabilir mi? Bu kadastro geçmeden önce, yani tapular verilmeden önce baba vefat etmiş olup kadastro geçerken de yerleri kendi adına yazdırmış olabilir. O ben çok kısımda değerlendirmedim. Yani ben şey tapulu var, yer var olarak değerlendirdim hadiseyi açıkçası. Şimdi yani tapulu yer varsa zaten kalan bir mirası dediğin gibi bir vekalet olmadan başka türlü üzerine geçiremez. Ama burada bizim haberimiz olmadan paylaşım yapmış. Yani biz bir vekalet verdik demiyor. Zaten vekalet verip bu paylaşımı yaptıysa zaten konu bitmiş. Hukuken yapabilecekleri hiçbir şey yok. Burada bence çok vekalet görevinin kötüye kullanılması şeklinde belki bir değerlendirme olabilir ama yok, ama yetki verdiyse bedelini talep edebilir. Bedelini talep edebilir. İşte olabilir. Yani. Ben tapulu olarak değerlendirdim. O, bu tapuluysa burada bu olması. Evet. Bence burada ki durum baba vefat etmiş. Kadastro geçtikten sonra yer yazdırılırken kendince 7'şer dönüm, çünkü 20 dönümü kendine almış. Bu vekalette bunun olması çok zor bir şey. Bir de evin olduğu yeri de diyor kendisi almış. Bence kendi adına yazdırmış. Yani aslında burada böyle olması halinde şu cevabı verebiliriz diye düşünüyorum. İhtimalen o zaman. Eğer şey burada kadastrodan kaynaklı böyle bir kardeşinizin, erkek kardeşinizin üzerine bir yer yazılmış ise, 10 yıl geçmemiş ise buradaki tapuların iptali ve müşterek malik olarak, müşterek hissedarlar olarak, öyle söyleyeyim, mirasçılar olarak bu yerlerin kendi adına yazılmalarını isteyebilirler. Buradaki 3 kız kardeş erkek kardeşe dava açıp, bura babadan gelme babamızın adınadır, bura bir miras malıdır, ancak biz yokken ya da bizim haberimiz olmadan, öyle diyor, kendi adına yazdırmış. Dolayısıyla yanlış yazılan bu yanlış çıkarılan tapu kayıtlarının, tescil edilen tapu kaydının düzeltilerek, iptal edilerek mirasçılar adına, evet, yapılması, tescil edilmesi diye bir dava açması gerekiyor. O ihtimalde bu, evet öyle. Baba öleli ve 10 yıl oldu demiş. Demek ki daha evet, en zorladığın süre dolmamıştır diye düşünüyorum. Böyle olma ihtimali neden yüksek? Çok sık karşılaştığımız, evet, sorunlar bunlar. Evet, belki 20 sene sonra böyle bir sorunla karşılaşmayacağız ama özellikle kadastronun son 10 yılda geçtiğini düşünürsek, ki bu sorular da zaten çok geliyor programımıza, o yüzden ben böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada da izlenmesi gereken yolun bu olması olması gerektiği kanaatindeyim. Eğer ola ki yerler tapulu ise, yani benim düşündüğüm tarzda, ben ilk senin dediğin gibi ise de, evet, o zaman işte yani vekalet görevinin kötüye kullanılmasından da gidilebilir. Ayrıyeten yani cezai olarak da belki gidilebilir ama onun dışında da bu tazminata da döner. Yani bu anlamda bir anlaşma, salih bir anlaşma yapmadınız müddetçe aldığı vekaleti göreve yıkıldı. Vekalet görevini kötüye kullandığından bahisle ondan sonra kendisine fazlaca yer geçirdiğini, kendilerine daha az yer kaldığını iddia ederek oradaki farkın tazminat şeklinde bir davası görülebilir. Şimdi ya burada tabii Lütfü Ulaç'ım aslında başka bir şey de var. Yani bu maalesef kızlara yer verilmeme, erkeklerin yeri alması, yani genel olarak böyle bir sorunumuz var.
konuya değineceğim ama bir telefonumuz varmış. Önce telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Buyurun. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz? Ya ismini vermesem. Olur. Nereden arıyorsunuz onu söyleyin. Ben Ordu'dan arıyorum abi. Evet buyurun beyefendi. Şimdi ben Ordu'dan arıyorum Ordu. Tabii ki ben duydum ben. Dinliyorum sizi. Sorunuzu alalım. Ben bir emniyet hizmetlerinde çalışırken bir hastanede görevliyken kavga etmiştik. Basit bir yaralamadan 18 ay ceza aldım. Televizyonun sesini kısabilir misiniz? Bizi sadece telefondan duyunuz. Çünkü televizyondan da duyduğunuz için. Tamam, kapat. Evet. Tamam. 18 ay ceza almıştım. Arkadaşlar geldiler. Ne almıştınız anlayamadım. 18 ay basit yaralamadan ceza aldım. Evet. Bu konuyla ilgili. Ben hiç mahkemeye de falan çıkmadım. Bu cezada nasıl geldi onu da bilmiyorum ama. Neyse aldık bu cezayı. Arkadaşlar geldiler aramam aldı. Biz aradan İstanbul'a Silivri'ye cezaevine gittik. Orada bana denetimli verdiler. Bu ayın 31'inde benim denetimli uzatma süresi bitiyor. Ancak benim cezam ayın 5'inde 5. ayda bitiyormuş. Evet. Şimdi ben oradayım. İstanbul'a gelme imkanım yok. Bu denetimin geri kalanını ben Ordu'ya alabilir miyim? Orada mı gitmem lazım? Tekrar İstanbul'daki denetimli oraya mı gitmem gerekiyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Dosyanız nerede ise yani şu an İstanbul'da anladığım kadarıyla dosyanız. Doğru mu? Evet. Gün gören denetimlikte. Yani olay da İstanbul'da olmuştu anladığım kadarıyla. Doğrudur. Evet, İnfaz savcılığınız burada. Denetim büronuz da İstanbul. Evet. İşlemlerinizin buradan olması gerekiyor. Peki siz denetim süresince imza atıyor musunuz? Hayır. Şu an denetimde değiliz biz. İzinli sayılıyoruz. Tamam. İzindeyken herhangi bir yere imza bir şey atıyor musunuz? Hayır. Daha o aşamaya gelmedik. İzinli. Tamam. Yani şöyle izinli olduğunuz için imza atmıyorsunuz. Yarın denetimli serbestlikle dışarıda kaldığınız dönemde eğer bir imza atmayla ilgili bir süreç olacaksa bu sizin ikametgahınızın olduğu yerde olacak. İkametgahınız da Ordu. Öyle değil mi? Daha almadım ama bu hafta işte Ordu'ya alacağım. İstanbul'da ama almadıysanız bak o zaman İstanbul izin bitiminden sonra İstanbul olacaktır. Çünkü ikametgahınıza göre denetim şartları, denetim serbestlik şartları belirleniyor. O yüzden dosyanız buraya gönderildikten sonra ikametgahınızı oraya alırsanız bu sefer arada uğraşmanız gerekebilir. Bence izin dolmadan önce bunu yapınız. Diğer türlü ikametgahınıza bağlı tüm işlemler yapılacak. Onu söyleyelim size. Nakil isteyebiliyor. Dilekçeli. Tabii eğer yerimi ikametgahınız değiştiyse denetimli serbestliğin uygulanacağı yeri de değiştirebiliyorsunuz. Ama arada uğraşmayın diye şimdiden alırsanız tabii ki daha iyi olur. Yani onu yapacağım zaten Avukat Bey. Benim şu ayın 31 bitimine kadar ben ikametimi Ordu'ya alacağım. Ordu denetimli büroya mı gideceğim? Onlar yazışıyorlar zaten. Sizin ikametgahınıza göre buradaki denetim serbestlik bürosu oraya yazıyor. Ama dosyanız hep burada olacak. Anladım ama izin süresi uzarsa buna da gerek kalmayacak. Tabii ki gerek kalmayacak. Aynen öyle. Yani muhtemelen uzayabilir. Çünkü bu omikron varyantı yine sayılar şu an artıyor. Tahmin ediyorum uzayabilir diye düşünüyoruz biz de. Çok teşekkür ederim. Oldu. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet ben bir soruyla devam edeyim. İyi akşamlar. Dayımla annemin ortak bir tarlamız var. Dayımın mirasçıları satmak istiyorlar. Ben almak istiyorum ama başkaları fiyat artırarak alabilir mi? Teşekkürler demiş. Anladığım kadarıyla tabii yani dayımın mirasçıları dediğine göre dayısı vefat etmiş. Burada dayısının mirasçıları İzale-i Şuyu davası, paydaşlığın giderilmesi davası açmış. Evet yani bu dava yani umumu açık, üçüncü kişilere açık olan bir yani davanın neticesinde çıkacak olan açık arttırmayı söylüyorum. Eğer mahkeme buranın satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verirse dosyanız aynen icradan mülk satılır gibi açık arttırma usulü satılması durumu söz konusu. Böyle bir durumda da aynen sorduğunuz gibi üçüncü kişilerde
yani sizinle birlikte hak sahibi olmayan diğer üçüncü kişiler de girip gayrimenkulün değerini arttırabiliyor. Başka kişiler de girebiliyor. Yani buna engel bir durum söz konusu değil. Ama orada şunu burada, da özür dilerim. Sen tamamla. Sen de. Yani şey var, hani izleyicimiz hissedar olduğu için buradaki ihaleye girmesi halinde satış bedeli kendi hissesine tekabül eden satış bedelinin yatırılmasından bir muafiyet var. Dolayısıyla bir avantajı var. O yüzden siz ihaleye belki dışarıdan üçüncü şahıslarla birlikte gireceksiniz ama yatırılan ihale bedelinin yatırılma noktasında siz kendi hissenize tekabül eden kısımdan da muafiyet olacağı için siz daha avantajlı durumdasınız. Yani ihaleye girecek olanlar %20'ydi değil mi? %20 teminat yatırılıyor. %20 teminat yatırılması gerekiyor. Evet doğru, yani %20 teminat yatırılmasına gerek yok. Aynen öyle. Ayrıyeten tabii hissesi oranın tabii ne kadar o da birazcık önem arz ediyor. Yani atıyorum %50'si zaten sizin ise. Aynen öyle. 100 işte, bine yani satıldığında. Rakamlar üzerinden şey yaptığımızda 100 bine satıldığında dediğin örnekten. 50 bin siz 50 bin liraya alacaksınız. Aynen. Ama üçüncü kişi burayı 100 bin liraya alacak. Dolayısıyla yani seyircimiz adına da yani daha doğrusu bu tip hissedarlarında evet. böyle avantajlı bir durumu var. Ha onun dışında da hep zaten söylediğimiz bir şey var. Aslında üçüncü kişilerin buraya girmesi çoğu zaman zararınıza da değil yararınıza da olabiliyor. Çünkü ola ki daha da fazla artabiliyor. Evet. Sizin de olmadığınız fiyatlara bazen çıkabiliyor. Öyle bir durumda da zaten satıp siz de hissenizi almış oluyorsunuz. Burada soruyu sorarken izleyicimiz tabii bir davalık bir durumdan da bahsetmemiş. Ama hani yani anlaşarak nihayetiniz... da bu yer satılabilir demek istiyorum. Yani eğer burayı satmak mirasçılar, mirasçıları satmak istiyorlarsa yani anlaşarak satmakta da fayda var. Bunu da ifade etmekte gerek duyuyorum. Çünkü dediğin gibi bu ihaleye üçüncü şahıslar da gireceği için ihale %50 ile açılacağı için her koşulda hiç kimse girmeyip mal ucuza kapatılabilir. O yüzden biz bu gibi durumlarda muhakkak anlaşmayla çünkü eğer onlar satacak siz de buna zaten rıza göstermek zorunda kalacaksanız en azından raiç bedeller üzerinden anlaşarak satmakta da fayda var. Bunu da ilave etmiş olalım. Peki bir soruyla daha devam edelim. Kamera kayıtlarının alınma prosedürü nasıl işler? Daha önce bir darp olayı dolayısıyla kamera kayıtları polis tarafından monitörden düşük pikselli telefon kamerasıyla çekilerek dosyaya kondu. Daha sonra görüntülerden bir netice çıkmadı. Adeta dava kapatıldı. Şimdi kamera kayıtlarının alınması ile ilgili bir prosedür belirlediğim yok. Yani böyle yok, bir prosedür şöyle, var mı? Yani bu işin bir yönetmeni iki, falan yok ya yani. Şimdi burada eğer kamera kaydında olayla ilgili savcılık şikayetine konu olayla ilgili bir durum varsa kendin de bu kaydı alabilirsin. Ama ilgili yer kaydı vermiyorsa savcılıktan yani. Talep edersin. Emniyete yazar. Emniyet kanalıyla ya, alınır. Olay, yani bunu, olayın üzerinden zaman geçmiş. Yani zamanında yani polis onu, kendi telefonuyla şey çekiyor. Yani kamera görüntüsünü çekiyor. Tabii şimdi kamera görüntüsünü telefonla çektiği için o görüntüyü dosyaya koyuyor. Dolayısıyla diyor ki yani düşük pikselli yani görüntüsü çok net olmayan bir görüntü. O kamera kayıtları niye alınmadı da dosyaya konmadı gibisinden. Hani prosedür nasıl işler tarzındaki bir soru sormuş ya. Yani ya bunun böyle bir yani kamera kayıtlarının alınması ile ilgili bir yasal prosedür benim açıkçası bilmiyorum. Şöyle savcılık şey. Dosyasına da tabii dosyanın içeriğine bakmak lazım. Eğer savcılığın delillerin toplanması yönünde bir talimatı var ise polis gidip burada onu mu diyor çok dikkat etmiyor. Kamera kaydını almamış da direkt bu, telefonuyla çekmiş. Bu, aslında bu burada bir ihmal var yani. İhmal çünkü var, şunun evet. için eğer sen oraya gidip o delili alabiliyorsan onun işin kolayına kaçtı. Evet belki. İşin kolayına kaçtı. Dolayısıyla burada bir olumsuz bir durum varsa en azından görevi suistimalle ilgili çünkü kasıtlı yapılıyor da olabilir böyle bir şey. Üzerine gidilebilir. Ya kamera kayıtlarını almanın prosedürü kendin de alabilirsin. Savcılık kanalıyla emniyet üzerinden de alabilirsin. Zaten böyle bir şey olmuş ki polis gidip almış bunu. Ya da biliyorsun suç anında, suç üstünde ya da olay anında adli vaka ise zaten emniyetin de ilgili personelin de o suç delilini talimat olmasa bile kendiliğinden toplama yetkisi var. Evet. Dolayısıyla bu bir prosedüre tabi değil. Gerekiyorsa onu örneğin bir trafik kazası olduğunda
Polis zaten o an görevi gereği varsa kayıtları alabiliyor, araştırabiliyor. Kendin gidip alabiliyorsun. Savcılık talimat verebiliyor. Bunun belli bir prosedürü yok demek istediğim o. Ama işte tabii yani seyircimizin hani ama bu kötü olmuş. Şu nokta. Tabii yani şimdi ola ki mesela değil mi normal bir kameranın işte o zoomlayarak diyelim ondan sonra direkt nokta vuruşu alabildiği bir görüntüyü cep telefonuyla çok sağlıklı biçimde almamış olabilir. Bu haliyle şikayetçi olduğunu düşünüyorum ilgili kişinin veya belki sanık da olabilir, hiç fark etmez. Oradaki önemli bir nüansın, önemli bir görüntünün görülmemesi durumunda aleyhine bir sonuç doğacaktır. Böyle bir durumda da aynen senin de işaret ettiğin gibi davada da zaten kapatıldı diyor. Demek ki bir netice çıkmadı, yani umduğu ya. Netice çıkmadı. Böyle bir durumda ilgili kişinin, o polis memurunun görevi suistimali, ihmali durumu söz konusu olabilir. İdari yönden veyahut cezai yönden bu noktada bir şikayet durumu söz konusu olabilir ama hani alınamayan bir görüntünün veya ondan sonrasında kaybedilmiş olan bir görüntünün de tekrar geri gelmesi gibi bir durum söz konusu olmayacağı için maalesef yani nihayet itibariyle davaya farklı bir tesir olmayacaktır diye düşünüyorum. Ya şimdi bu yani delillerin toplanması noktasında bazen çok abartılı şeylerle karşılaşıyoruz, durumlarla, ama bazen de gerçekten yani böyle çok lakayt durumlarla yani sende de olmuştur, bende de olmuştur. Ya bir kaza oluyor, bir şey oluyor, ya diyoruz ki şu iş yerlerine bakın, şuralara bakın, yani olayı gören, ya biz oraya bakamayız, işte git savcılıktan talep et, o karar versin, biz öyle al. Ya arkadaş, ya olay bu işte, görüyorsun yani, bunu gir al, senin çünkü o an kolluk kuvvetisin ve bunu talep edebilme yetkin var. Ben girdim, adam vermiyor, avukat da olsam vermiyor. O yüzden kendim de bu tarz konuları, sorunları çok yaşıyorum. Yani delili bulmuş ama kaybolmuş delil, yazık. Yani burada bir hak kaybı var çünkü megapikseli düşük, o bu diye. Belki tabii o kameranın kendinden kaynaklı da megapikseli düşük olabilir. Belki öyle tabii ama hani yani telefonu alındı gibi biz burada algılıyoruz ama hakikaten bu bir gibi durumlarda yani. Adli kolluğun da muhakkak gerekli özeni göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bir soruyla daha devam edelim. Hayırlı akşamlar. Eşimle ayrıyım. Nafaka bağlandı. Eşim geçen sene kredi çekmiş. Haciz gelmiş ve bir maaşa iki haciz konulamazmış. O yüzden bizimki kesildi. Ben de çalışıyorum. Kızım bir tane. Onun nafakasının kesilme şansı var mı? Bir de bu süreçte ileriye dönük nafakamız birikir mi? Teşekkür ederim bilginiz için. Allah razı olsun demiş. Nafaka borcu. Geçen hafta da buna benzer bir soru hatırlıyorum ben. Değinmiştik. Nafaka borcu öncelikli olan borçlardandır. Yani diğer borçların önüne geçen bir borçtur. Böyle bir durumda kredi borcundan ötürü sizin nafaka borcunun geriye düşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani burada eğer icra müdürlüğü böyle bir işlem yapmışsa bu işlem şikayete tabi olacaktır. İcra müdürlüğüne daha doğrusu icra müdürlüğüne de verilebilir bu dilekçeyle veyahut icra hukuk mahkemesi dediğimiz icra dairelerinin denetimini gerçekleştiren, verdiği kararları hukukiliğini denetleyen icra hukuk mahkemelerinden de bu yönde bir karar alabilirsiniz itiraz üzerine. Sorunun ikinci kısmında yani burada kızınız hakkında bir nafaka varmış, onun kesilme şansı var mı deniliyor. Yani şu anda tabii ki yani şimdi nafakanın kesilmesinin belli şartları var ama şu anda en azından ilk bağlandığı şartlara göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı müddetçe şu anda kesilmesi için bir sebep yok. O tip detaylara hani hangi hallerde kesilir, o ihtimallere şimdi sizin durumunuzu bilmediğim için çok değinmek istemiyorum. İleriye nafık sorunun üçüncü kısmında da ileriye dönük nafakamız birikir mi? Evet birikir. Yani ödenmemiş. İşte 5-6 aydır ödenmemiş. Siz hala almamışsınız. Yeni aylar geliyor. Bu geçmişteki nafakalarınız birikerek istenebilir, alınabilir. Ya şimdi bir soru vardı Lütfullah'cığım. Bunu biz geçen hafta okuduk da acaba arada silmeyi mi unuttuk? Onu anlamaya çalışıyorum. Evet. İyi akşamlar. Ben 2017'de arazimdeki ağaçların kesilmesiyle ilgili dava açtım. 2017'den beri davamız devam ediyor. Kendim yurt dışında olduğum için ilgilenemiyorum. Yani bu bu o soru değil ama ben söyleyeyim. Yani geçen sefer şeydi, arazimin üzerinde ağaçlar var, ne yapabiliriz? Ya şimdi
Sorular o kadar hatta bazı... resimli bir soruydu, ben iyi hatırlıyorum. Öyle mi? Tam bu yani değil. Arazimin üzerinde diğer arazinin ağaçları var, ne yapabilirim? Benzer soru ama değil yani, o soru tamam, ben o zaman okuyayım bunu. Tamam. İyi akşamlar, ben 2017 yılında arazimdeki ağaçların kesilmesiyle ilgili dava açtım. 2017'den beri davamız devam ediyor. Kendim yurt dışında olduğum için ilgilenemiyorum. Avukatım vardı, 2020 yılında hakimi beni dinlemek istemiş. Türkiye'ye gittim de avukatımın talimatıyla yazılı beyan verdim mahkemeye. Önceleri birer ay arayla duruşma veriliyordu. Son duruşmalar Eylül Aralık. Şimdi dördüncü aya verilmiş. Bir türlü sonuç alamıyorum. Avukatımdan ümidi kestim. Mahkemeye iadeli taahhütlü bir mektup göndersem olur mu? Saygılarımla, iyi çalışmalar demiş. Yani iadeli taahhütlü mektup göndermenizin hiçbir faydası olmaz. Zaten davanızda sizi temsil eden bir avukatınız var, bir vekiliniz var. Zaten o sizin adınıza vekil olarak taleplerinizi iletmekte. Bence burada avukatınızdan ümidi kesmeyin. Çünkü avukatınızın bu davanın bitme süreciyle ilgili bir ihmal olduğunu düşünmüyorum. Söylediğiniz şeyler de bizim ülkemizde bu davanın bitmesiyle ilgili süreç son derece normal. Çünkü tüm davalar 2 yılda 3 yılda ortalama bitiyor. O yüzden tabii ki dosyanın içeriğini, detayını niye uzadığını bilmiyoruz. Dosyada muhtemelen eksik belge, bilgi olabilir, keşif yapılması gerekebilir, bilirkişi tayin edilmesi gerekebilir. Sebebini bilmiyorum. İşte beklenen yazılar olabilir. O yüzden yani dosyanın detayını bilmediğimiz için olumlu olumsuz bir şey demeyelim ama bu süreçler normal. Avukatınızın da ümidini kesmeyin, onunla iletişim kurmaya devam edin diyelim izleyicimize. Kaldı ki avukatı varsa hukuk davası. Yani sevgili izleyicimizin de Almanya'da veya başka bir yerde olmasının da çok bir şey yok. Yani zaten avukatının girmesi yeterli olacaktır bir kamu davası, ceza davası olmadığı için. Aynen öyle. Yani kendisinin de sürekli gidip gelmesini gerektirir. Yani hani daha fazla dilekçe verme ya da her de celseye şeyler yazmak maalesef hiçbir şeyi hızlandırmıyor. Aynen öyle. Sonuçta o tahkikatın tamamlanması lazım, eksikliklerin tamamlanması lazım. Ama işte zaman zaman yine hep konuştuğumuz konular Lütfullah'cığım, niye bu kadar uzuyor? O tamam ama yani 2017'den gelmişiz 2021'e halen daha bitmemiş, devam ediyor. Sebebi her neyse işte bu kadar uzamaması lazım bu davaların. Öbür türlü işte hak kaybı oluyor, adalete olan inancımız azalıyor. Yani vatandaş o yönüyle de sorgulamakla haklı. Peki senin Çamaş'tan bir soru var. O zaman kavadüzde olarak senin okuman lazım. Ben okuyayım ama Çamaşlı olarak sen cevaplandın. Hayırlı yayınlar, ismi vermek istemiyorum. Çamaş'tan yazıyorum. Baba arazileri kardeşlerime verdi. Henüz hayatta, vefatından sonra ben hakimi... Hakkımı demek istiyor. Evet, hakkımı kardeşlerimden alabilir miyim? Saygılar demiş. Ya şöyle ifade etmek lazım. Birincisi tabii baba sağ olduğu için miras... ...la ilgili süreç başlatamazsınız. Allah tabii babaya uzun ömürler versin ama... ...babanın vefatından sonra... ...burada miras konusu malların diğer kardeşlere muvazalı olarak verilmesinden dolayı... ...dava açabilirsiniz. Açacağınız bu davada da netice alırsınız. Çünkü yasal miras paylarınız var, pay oranlarınız var, saklı paylarınız var. Bununla ilgili de baba sağken... yasaya aykırı davranmış, diğerleri de muazzal olarak almış. O yüzden açacağınız davada muhakkak netice alırsınız. Ama başta da söyledim, babanızın vefat etmesini beklemek zorundasınız diyelim izleyicimize. Hayırlı akşamlar, programınızı beğenerek izliyorum. Bir sorum olacaktı. 2016'da babamın tapulu yerine planlı ve projeli bir ev yaptım. Fakat yer küçük olduğu için evi babamın üzerine yaptım. Herhalde babamın tapulu yerinin üzerine yaptım demek istiyor. Evi üzerime almak kısmet olmadı. Babam 2020'de vefat etti. Evi yapan müteahhit sağ. Köyün muhtarı da dahil bütün köylü evi benim yaptığımı biliyor. Dört kardeşiz. İkisi evin benim olduğunu biliyor ancak bir evde hak iddia ediyor. Öğrendiğim kadarıyla evi üzerime almam için mahkeme kararı gerekiyormuş. Ben de üzerime almak için dava açtım. Evde hak iddia eden kardeşimin de evin satılması için bana karşı dava açtı. Beni aydınlatır mısınız? Davanın sonucu nasıl olur? Şimdiden teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Saygılarımı sunarım demiş.
Şimdi sevgili izleyicimiz, burada söz konusu olan bir kere işte paydaşlığın giderilmesi izahleyen şu davası dediğimiz bir dava açılmış size karşı. Burada önemli olan bir kere bilinmesi gereken şey şu, yani araziyle üzerinde yapılan mülkün esasında farklı kavramlar olmadığı noktasındaki değerlendirmenizi burada ön plana çıkarmak gerekiyor. Şimdi evi siz yaptınız ama arazi babanızın arazisi. Babadan kalan arazide kardeşler olarak herkes hak sahibi, bütün kardeşleriniz. Ama evi siz yaptınız. Böyle bir durumda aidiyetin tespiti davası dediğimiz bir dava var. Yani öncelikli olarak Asli Hukuk Mahkemesi'nde gidip bu yeri ben yaptım. İşte orada bahsettiğiniz muhtar veya işte diğer kardeşleriniz veya bütün köylü her neyse şahitle dinleterek bu yeri kimin yaptığını, kimin parasıyla yapıldığını tespit edebiliyorsunuz. Bu dava kardeşinizin, o diğer kardeşinizin size karşı açmış olduğu izale-i şuyu davasında da bekletici mesele teşkil edecektir. Yani siz bu davayı açmakta diyeceksiniz ki tamam, yani burası babadan kalan bir yer ancak üzerindeki evi ben yaptım. O yüzden ben böyle bir dava açtım. Öncelikle bu davam neticelensin, ondan sonrasında karar verilsin. Diyelim ki açtığınız dava neticesinde yerin hakikaten de sizin yaptığınızın tespitine karar verdi mahkeme. Böyle bir durumda hesaplama nasıl yapılıyor diye sorarsanız, işte arazinin bir değeri var, diyelim ki 100 milyar. Evin bir değeri var, diyelim ki o da 100 milyar. 200 milyar. Diyelim ki iki kardeşsiniz, 100-100 değil. Burada yüzü zaten sizin, yani üzerindeki yapı sizin yapıldığı için o yüzü çıkartıyoruz. Geri kalan arazi, salt arazideki payların bölüşümü durumu söz konusu. Dolayısıyla az önce verdiğim rakamsal örneklerden kabaca söylüyorum bunu tabii. Misalen söylüyorum. 150'si sizin, 50'si onun olacak. Parasal olarak ayrımda söylüyorum izahleyi şu davasında. Dolayısıyla bu davada öncelikli olarak toparlamak gerekirse aidiyetin tespiti de davası açmanız gerekecek. Evet, Rütulaç'ım, ben bir soru okuyacağım ama soru çok uzun. Şu an onu okumak istemiyorum. Çok uzun çünkü. Tokat'tan yazıyorum. Evet, yani sen okumak istersen. Yani çok uzun olur. Bugün gelen soru değil mi bu? Sayın. Evet, bugün. Yani içeriğinde ne olduğunu da hiç okuyamadım. Çok uzun çünkü. Peki ben okuyayım, sen bu arada dinle. Bunu oku, dinledikten sonra bakayım ne kadar uzun. Evet, bir okuyalım. Bakın yani gidelim. En azından izleyicimiz peki izliyorsa. Ben okuyorum, sen de bu arada beni dinlersin. Evet, ondan sonra böyle gidelim. Şimdi okurken hakikaten şey yapmak kolay olmuyor. Ya şöyle kan şekerim düştü herhalde. Öyle mi? Yani ben devam ediyorum, sen evet, biraz daha. O yüzden biraz destek. Ben Tokat'tan yazıyorum. Biz 6 kardeşiz. Babam sağlığında tüm yerleri kardeşlere, hisselerini verdi. Herkesin tapuları var ama rahmetli babam kendine özel bıraktıkları yerleri bakım akdi olarak, onları ben baktığım için bana noterde bakım akdi olarak bana verdi. Şimdi bu kardeşlerim bana dava açmaya hazırlanıyorlar. Evet. Bunlar bir hak talep edebilirler mi? Saygılarımla cevap verirseniz memnun olurum demiş. Sorunun ikinci kısmında devam edelim. Burayı anladık. Evet, burayı anladık. Sayın değerli avukatlarım, sizlerden bir istirham daha var. Cevaplarsanız memnun olurum. Köyünden bir arkadaşıma yardımcı olmak amaçlı bir komşum yaratacak dedim. Bana bir müşteri bul dedim. Çok ısrarına dayanamadım. Ben buna bir arkadaşıma anlattım ve müşteri olarak görüştüm. Bunlar 3764 metrekare yerin içinden satıcı arkadaş. 2300 metrekare yeri benim şahitliğimle yanında yapılan pazarlık sonucu dönümü 70.000 TL'den bu yerin parasını saydı verdi. Benim aracılığımla bu yeri satan kişi tapuda bir kalleşlik yapıyor. Alıcıya tapuda satan kişi 1/2'sini sattım diyor. Tapuyu alan arkadaşların incelemiyor. Tamam diyor. Ben burada koptum ya. Bu soru hakikaten. Biz ilk soruyu bir cevaplandıralım. Ya benim şekerim de kaynaklı değil yani. Yok, senin şekerin de kaynaklı değil. Çok detay. Yani bu hani fazla detaya girmiş. Kan şekerim düşündüğünde arkadaşlar. Metrekareler hemen falan. Sen o ilk kısmını cevaplandırırken ben şu sorunun diğer kısmıyla bir ilgileneyim. Ben kan şekerim düşündüğünde arkadaşlar hemen çikolata takviyesi yaptılar. benim kan şekerim düşmemiş, soru. Yok. Evet, soruda bir şey var. Sende bir şey yok. Tamam, şu en azından birinci kısmı ben cevaplayayım. Şey, ben de ikinci kısma bir bakayım. Yani. Burada baba sağken yerleri dağıtmış, bakım akdiyle Tokatlı izleyicimize bir yer bırakmış. Eğer burada baba sağken vefat edene kadarki dönemde
babayı babaya bakmışsanız, o bakım akdini yerine getirmişseniz açılan davayı kazanamazlar. Adı üzerinde bakım akdi, ama burada bu bakım akdini yapıp bu süreçte baba vefat ettiği döneme kadar ki süreçte diğer kardeşleri, diğer çocuklar burada babaya bakmışsa, yani siz o akde uygun davranmamışsanız, o zaman mahkeme bu bakım akdiyle ilgili oradaki şerhi iptal edebilecektir. Dolayısıyla burada fiili durum, gerçek durum önemli ve bu gerçek durumu da mahkemede ispat etmek önemli. Ama hukuken burada mevcut durum sizin lehinizedir. Çünkü tapuda adınıza düşülmüş bir bakım akdiyle ilgili bir beyan vardır. Dolayısıyla ispat külfeti diğer kardeşlerinizdedir, dava açacak kardeşlerinizdedir. Onlar babanızı bakmadığını ispat ederlerse, o zaman buradaki şer kalkacak. Dolayısıyla davaya konu mal da terekeye dönecek ve herkes miras payına göre alacaktır. O yüzden dava açıldığındaki dediğim gibi süreç durumu netleştirecek burada. Evet, teşekkür ederiz. Ben de sorunun ikinci kısmını çözümledim. İyi. Şifrelerini. Özetle sevgili izleyicimin sorduğu soru şu. Bir arsanın belli bir metrekaresini satın alıyor tapuda. Yani 3000 küsur metrekare yerin işte 2300 metrekaresini alıyor. Tapuya gidiyorlar. Ben de diyor şahidim bu olaya diyor. Şu kadar metrekaresinde anlaştılar diyor. Gittiğimiz zaman diyor satıcı diyor orada diyor bir numara yaparak eksik metrekareli bir hisse devri yapıyor diyor. Ama sonra işte senin yerin burası deyip normal anlaştıkları şekliyle tel çitini çeviriyorlar. Sonra üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra diyor ki sen benim yerime diyor tecavüzde bulundun. Ondan sonra bana bu yerle ilgili herhalde işte kuvvetli muhtemel menü müdahale davası ecir misil tarzında bir şey talep ediyor. Bu olabilir mi? Ben bu konuda şahidim diyor. Ben öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Yani hisseli bir, yani bir tapunun belli bir hissesinin satılması kendi aralarınızda anladığım kadarıyla yani şahit dışında yazılı bir anlaşması yok sevgili izleyicimizin. Böyle bir durumda tapuya gittiğinizde ben bu konuda daha bir keskinim, belki Ali daha farklı bir yorumda bulunabilir, ama tapuda aldığınız yerin kaç metrekare olduğu, ne kadarlık hissesi olduğu, bunları gördüğünüz, değerlendirdiğiniz açıkça zaten tapu senedinde yazar. Böyle bir durumda bizim hukuk güvenliği dediğimiz konu devreye girer. Yani burada artık siz resmi senet karşısındaki yazılı beyanlarınızın şahitle beyanı, aksinin şahitle beyanı hukuk tarafından kabul görmüyor. Zira aksi durumda işte herkes yaptığı sözleşmede ben böyle bir sözleşme yaptım ama gerçekte böyle değildi, bunda da iki tane şahidim vardı deyip her sözleşmeden cayma, her sözleşmenin ondan sonra dava konusu olma zaten gibi bir sözleşme diye bir şey kalmaz. Sözleşme diye bir şey kalmaz. Böyle bir durumda yani sizin şahit olmanızın da bir esprisi yok. Gerçek bu olabilir ama burada işte ne demişsiniz? Zaten soru, yani sorduğunuz sorunun içerisinde esasında kendi hatanızı kabul ediyorsunuz. Biz de dikkat etmemişiz diyorsunuz. Siz de dikkat etmediyseniz işte bunun ceremesine maalesef hukuken katlanmak durumundasınız. Burada bir tane şahit, iki tane şahit değil. İsterse bütün köy buna şahit olsun veya işte o 100 tane şahit olsun. Benim bence bunun değişmesi mümkün değil. Çünkü resmi olarak tapuda alım satım yapmışsınız. Dolayısıyla bu kadar çok metrekareli detaylı vermenize gerek yok. Ama kabaca benim anladığım kadarıyla da durum bu. Evet Lütfullah'cığım. Uzun ve zor bir soru. Evet. Ya metrekareler falan verince bir anda böyle ben oralara dikkat etmek gerekiyor. Hani orada bir detay var mı diye. Aslında yayın başlarken her zaman şunu söylüyorum. Sorular kısa, net ve anlaşılır olması lazım. Çünkü değerli izleyicilerimiz, bizde soru o anda geliyor ve o anda okuyoruz. Bazen algılayamıyoruz, bazen cevap verirken acaba nasıldı diye düşünüyoruz. Çünkü her şeyi biliyor olmamız da mümkün değil. Bir de bunun üstüne çok böyle komplike gelince yazılar, karmaşık olunca bazen şey yapıyoruz yani, hani zorlanıyoruz cevap vermekte. O yüzden bunu bildiğim için de her zaman sorular kısa, net, açık, anlaşılır olsun falan diye duyuruyorum. Ben şimdi hemen böyle kısa, net bir soru. İyi akşamlar. Benim sorum, vereseli taşınmazlar da vereseli taşınmazlar satışı nasıl yapılıyor?
demiş izleyicimiz. Bir taşınmaz daireymiş ve 9 verese varmış. Verese mirasçı demek. Yani burada bir taşınmaz var. 9 mirasçısı var. Ve mirasa konu olan da bir daire var. Bu nasıl satılabilir? Öncelikle burada mirasçılar tabii bir anlaşarak birlikte burayı satışa çıkarabilirsiniz, satabilir, birbirinize alver yapabilirsiniz. Yani kullanımı paylaşabilirsiniz. Eğer buranın birlikte satılması ya da bir devri konusunda anlaşamıyorsanız o zaman açılabilecek tek bir dava var. Bu davada izaleyi şuyu davasıdır. Ortaklığın giderilmesi davasıdır. Bu dava yoluyla mahkeme kıymet takdiri yapıp, değer tespiti yapıp malın izale-i şuyuna satılmasına karar verecek. Daha sonra bir satış memuru görevlendirilerek açık artırma ihale yoluyla satışa çıkacak ki bu ihaleye üçüncü şahıslar da dışarıdan girebilecek. Malın ihaleye çıkışı %50 bedelle takdir edilen değerin %50'siyle açılacak. Satış bedeli de 9 verese, 9 mirasçı arasında hisselere oranına göre pay edilecek. Süreç bu şekilde işleyecektir. Umarız izleyicimiz bizi takip etmiştir. Evet. Evet. Yine sıradan gidelim. İki ve arazisi için mahallemize gelinecek bilirkişiler tespiti yapıldı. Sorum kaç senesinden itibaren gündeme alınır? Arazimin hangi usule göre bana verilir? Teşekkürler. Ordu Kumru Küçük Akçakese'den Mehmet Ali Kirelli, iyi akşamlar demiş. İki bir arazisi için mahallemize bir kişiler geldi, tespit yaptı diyor. Kaç senesinden itibaren gündeme alınır? Bununla ilgili böyle bir zaman sınırı var mı? Efendim, peki ben sana soru okuyordum. özür dilerim. İki bir arazisi için mahallemize bir kişiler geldi diyor. Evet. Bunu diyor, kaç senesinden itibaren gündeme alınır? Yani 2B ile ilgili bir zaman aşımı. 2B zaten idari bir durum biliyorsun. Evet. Yani 2B ile ilgili süreçte yani bunun belli bir zaman belli bir zamanın esas alınması gibi durum söz konusu. Tabii şöyle, 2B ile ilgili tebligat yapılıyor. Eğer burada bu süreç yapıldı mı bilmiyorum. Raiç bir bedel tespite gelmiştir. Tamam. Tamam. Yani daha sonrasında işlem şöyle yürüyor. Bilirkişi kıymet takdirini yaptıktan sonra raiç değer üzerinden tapunun tesciliyle ilgili hak sahibine buradaki o değer tespitinden mi bahsediyor? Hayır, şunu değer diyeceğim. Tespiti için mi geldi? Değer tespiti yapılıyor. Evet. Daha sonra idare 2B ile 2B kapsamında diyor ki senin işte 100 metrekare yerin var. Metrekaresi 3 liradan şu kadar parayı bize ödeyeceksin. Ya taksitli seçenek ya peşin seçenek sunuyor. Ondan sonra bu parayı ödediğinde de sana tapunun tescilini veriyor. Dolayısıyla burada izleyicimizin sorduğu soru, hani bilir kişi geldi, devamı ne zaman mı gelecek şeklinde soru soruyor. Eğer öyle bir soru soruyorsa onun bir zamanı yok. Mesela Karadeniz için konuşayım, Ordu için konuşayım. Kadastro çalışmaları yapıldı. Zilyetlik tespitleri yapıldı. Ama 2B kapsamında çalışmalar, işte orman kadastrosu girecekmiş vesaire vesaire. Bu işlemler tamamlanmadığı için neredeyse 11-12 yıldan beri bekleyenler var. Kendi yerlerimiz de var bununla ilgili. Yani burada bir zaman aşımı yok. Ama 2B kapsamında raiç bedel çıkarılıp paranın ödenip tapuyu almayla ilgili bir tebligat yapılmışsa işte orada süre var. O süre kaç gün bilmiyorum, hatırlamıyorum. Gelen yazıda o süreyi belirtiyorlar. Çünkü diyor ki o yazıda 2B kapsamında zilyet sensin. Parayı yatır, tapuyu al. Tapuya parayı o sürede yatırmaz ya da taksit ya da peşin ödeme seçeneğine faydalanmazsan o 2B kapsamındaki yeri talep etme hakkını kaybediyorsun. Ben soruyu şu şekilde anladım da şöyle. Yani 2B kapsamında bir tespit yapılacak ya, yani bu yerin sahibi sensin tespiti. Evet. Nin başlangıcını, yani ne kadar geriye dönük olarak sanki öyle diyor. Yani soru da şöyle. Yok. Kaç senesinden itibaren gündeme alınır diyor. Yani ben soruyu okumadım. Kaç senesinden itibaren gündeme alınır diyor. 2B arazisi için mahallemize gelinecek bir kişiler tespit yapıldı. Yapıldı. Sorum kaç senesinden itibaren gündeme alınır? Ama sen nasıl anlıyorsun bunu? Ben anlayamıyorum. Şöyle anlıyorum. Ne anlıyorsun? Tespit, yani malik tespiti. Malik tespiti şeklinde. Ama burada öyle bir şey sormuyor ki Lütfullah'cığım. Ben senin cevaplandırdığın şekliyle
Yani seyircimizi sen aydınlattın zaten o kısmıyla ama malinin tespiti, yani burada kim, yani bak sorunun devamını bilirkişiler tespiti yapıldı. Sorum kaç senesinden itibaren gündeme alınır? Arazimin hangi usule göre bana verilir? Şimdi usulü anlattım az önce. Yani evet. Öncelikle tabii zilyet olacak. Tespit yapıldıktan sonraki prosedürü tabii, sen zaten özetledin. Ama evet. Burada Ordu Kumru Küçük Adası'na Mehmet Ali Kirke'ye. Yani Mehmet Ali Bey bizi izliyorsa soruyu biraz daha açarsa değil mi? Ben şöyle, yani sen tespit yapıldıktan sonra, hak sahipliği tespiti yapıldıktan sonraki prosedürü zaten gayet güzel özetledin. Yani ama hak sahipliği tespiti noktasındaki bir değerlendirme ise bu, ben orada ama açıkçası onu, hak sahibinin, hak sahipliğinin, yani senin dediğin anlamdaki bir tespit yapılırken, yani bu öncelikle bir kadastro geliyor ve zilyetlikle ilgili bir tespit yapıyor. Onu diyorum. Bu tespit yapılırken kaç sene geriye doğru değil de hani kimler, kim onun tespiti, evet, işte muhtar, ben onu diyorum yani, ağza, o, yani o köy heyeti varsa köyün yaşlıları. Tabii öncelikle tabii ki oranın ağza muhtar heyetini dinliyor. Asıl olan o. Çünkü resmi muhatapları onlar. Hatta burada biz önümüze gelen davalarda ne oluyordu? Bu heyet yanlış söylüyor. Örneğin adam yurt dışına gitmiş, İstanbul'da yaşıyor. Benim aklım geridekinin oraya gitti. Yani şimdi bazen şöyle oluyor. Orada geriye dönük orada süre yok. Kadastro tespitinde geliyor. Kim deniliyor? İşte diyelim ki genelde orada olanlar şey yapılıyor. Halbuki diyor ki yani bu 3-5 yıl önce ben de oradaydım. Yani benim tespitim yapılmamış. Bu tarz bir soru muydu diye benim aklıma takıldı. Neyse çok fazla soruyu deşmeden vallahi izleyicimiz açıklar. Şu an ama en azından sen o haliyle cevaplandırmış evet, oldun. Bir şey bu arada yazıyor gibi izleyicimiz. Ara. Eğer bir cevap yani ekleme yaparsa biz de ona göre cevabımızı şekillendiririz. Tamam. Kısa bir ara Lütfullah'la konuyu netleştiremedik ama reklamlardan sonra netleştireceğiz. Ekranlarınızın başından ayrılmayınız. Birazdan görüşmek üzere. Şifa kaynağı, 500 yıllık geleneksel sarmaşık kaplıcası. Fatsa Termal Spa Otel olarak artık hizmetinizde. Tatilinizin her anında konforlu bir konaklamayı sizlere sunan Fatsa Termal Spa Otel, 80 oda, 210 yatak kapasitesiyle sarmaşık restoran, sarmaşık kafe, toplantı salonu, 3 adet termal havuz, 3 adet masaj odası, 7 adet aile banyosu, Türk hamamı, buhar odası, sauna, spor salonu, çocuk oyun alanı ile sizin için hazır. Birçok derde deva şifalı suyundan faydalanırken ailenizle ya da arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz Fatsa Termal Spa Otel sizleri bekliyor. Hemen rezervasyonunuzu yaptırın. 0452 443 5026 Ilıca Mahallesi Fatsa. Fatsa Beyaz İnşaat. Murat Kaçak Şirketler Grubu bünyesinde bölgenin en kapsamlı showroomu ile hizmetinizde. Kaliteli ve şık ürünleriyle konforlu yaşam alanları oluşturuyor. Ülkemizin seramik sektöründe dünyaya meydan okuyan markalarının bölge bayiliğini bünyesine katan firmamız, kaliteyi aracısı sunarak inşaat sektöründe önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Çok zengin ürün çeşitliliğinin yanı sıra uygun fiyat avantajları Fatsa Beyaz İnşaat'ta sizleri bekliyor. Fatsa Beyaz İnşaat, Murat Kaçak Şirketler Grubu. En güzel hayaller beyazla başlar. Poytel, mantolomada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poytel, ısı yalıtım sistemleri. Eyvah, su. Ya hanım, ben evden çıkarken sulara kapamayı unuttum. Akıllı evin olunca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Akıllı telefonumda, akıllı evimde olan biten her şeyi kontrol edebiliyorum. Boşuna dememişler. Ev alma, akıllı ev al. Akıllı ev teknolojisine sahip projeleriyle
yaşam keyfinizi ikiye katlıyoruz. Modern mimarinin en seçkin yaşam alanlarını Fatsa'nın çok özel lokasyonlarında sizler için inşa ediyoruz. Pelit İnşaat. Telefon 0452 424 02 34. İndirimler, fırsatlar, hiç bitmeyen kampanyalar, avantajlı ürünlerle hizmet sunar kalafatlar. Çeyrek asır tüm orduya gönül verdi kalafatlar, güler yüzlü personelle emrinizde kalafatlar. Yenilikçi çağdaş market sizi bekler kalafatlar. Yıllar yılı geçse bile bu sevgi bitmez kalafatlar. Allah bir de elbinde daha razı olsun. Allah işlerini nasıl getirsin, yollarını açık etsin diyorum. Orası iyi ki alanlardan almışız, çok memnunum. Herkesi de alanlara ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Her gün değerine değer katan prestij Karşıyaka'ya komşu yeni projemiz Karşıyaka Modern, siz değerli müşterilerimizle buluşturuyor. 9000 metrekare arsa üzerine 136 daire, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, açık kapalı otopark alanlarıyla aileniz için kusursuz yaşam alanı Karşıyaka Modern. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 daire seçeneklerimizi görmek için siz değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Günhan Yapı, düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemli, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Kalite ve estetiğin mimarı Adalı Gayrimenkul, Cumhuriyet Mahallesi'nde yatırımlık yeni projesini sizlere sunuyor. Yine Adalı kalitesiyle 2 blok 48 daire, 1 artı 1 53 ve 56 metrekare, 2 artı 1 110 metrekare dubleksten oluşan yine %100 anahtar teslimi. Ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle %80 sonrası ürün beğenme opsiyonu. Yerden ısıtma, led taban asmolen döküm, yedek su tankı, kapalı otoparkı, satış sonrası hizmet güvencesi, 12 ve 18 ay 0 faiz imkanı ile ödeme kolaylığı ve birçok Adalı standardı siz Adalı müşterileri için. Prestiji ön plana çıkaran bu projede yer almak için acele edin. Adalı Gayrimenkul, siz sadece hayal edin. Karadeniz'in yaylalarından evlerinize gelen lezzet. Korsaj. 98 yılından bugüne bölge çiftçisinin sütlerinin en doğal halini üretimleriyle sizlere sunuyor. Kaşar peyniri, eski kaşar ve tüm kaşar çeşitleri, lor peyniri, köy peyniri ve tereyağı ile sofralarınızda. Korsaj. Bu lezzete siz de sessiz kalamayacaksınız. Korsaj. Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nde beklenen proje Altın Oran. Modern çizgileri, fark yaratan mimarisi, denize yürüme mesafesinde oluşu,
nezih konumuyla dikkat çeken proje 3 blok 52 daireden oluşmaktadır. 3 artı 1 125, 135, 150 metrekare, 2 artı 1 100 metrekare ve özel bahçeli daire seçenekleriyle çocuk oyun alanları, kamelya ve oturma alanları, yüzme havuzu, spor sahası, her daireye özel yarı kapalı otoparkı, yerden ısıtma sistemi ve sayamadığımız birçok özelliğiyle eşsiz bir yaşam alanı Altın Oran. Kaliteli malzeme, özenli işçilik. Kısacası alan yapı kalitesi ve güvencesiyle Altın Oran siz değerli müşterilerini bekliyor. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri konseptiyle Karadeniz bölgesinde ilk ve tek. Fatsa Belediyesi'ne bağlı sosyal tesiste bay ve bayanlara ayrı hizmet veren hamam, sauna, buhar hamamı, fitness, masaj salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi hizmetleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca çocuk ve yetişkinler için yüzme eğitimi, toplantılarınız için çok amaçlı salonu, ücretsiz çocuk oyun salonu, yetişkin misafirlerimiz için oyun salonu, kafeteryası, restoranı ile birlikte pide ve yemek çeşitleriyle Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisimiz misafirlerini bekliyor. Bilgi telefon 0452 333 77 67. Burası sadece bir ev değil. İçin eğlence, Ayşe için yaşam, Melis için huzur, Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramadanlar. Çünkü temelinde güven var. Muhammed Kılıç'ın hazırlayıp sunduğu Kur'an'ın Gölgesinde programının bu haftaki konuğu İl Müftülüğü Murakıbı Osman Çelik. Bu hoş sohbeti kaçırmayın. Kur'an'ın Gölgesinde Perşembe akşamı saat 20'de TV52'de. Evet değerli izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birçok sorumuz var gelen. Lütfullah'la birlikte nefesimiz yettiğince, değil mi? Zamanımız yettiğince evet. Cevaplamaya hızlıca çalışıyoruz. Hızlıca cevaplandırmaya çalışacağız. Evet Lütfullah'cığım. Kaldığımız yerden ben devam edeyim. Biz izleyicimizin sorusu, özel bir sektörde çalışmaktayım. 12.31 tarihinde çıkışım verildi. 10 senelik çalışmam var. Aldığım maaş 3.200, ne kadar tazminat alabilirim? Yiğitcan Çapa ismim demiş, emekliyim demiş. Şimdi tabii biz bu ekranlardan zaman zaman bu tip sorulara cevap verirken sevgili izleyicimiz de takip ediyorsa, yani biz oturduğumuz yerden burada şu kadar tazminat alırsınız şeklinde bir net bir cevaplama yapmıyoruz. Bunu yapan yerler de var veya hatta aslında vatandaşlarımızı da bilgilendirmek maksadıyla bilgisayar programları da var, internet tabanlı. Oralardan da çalıştığınız kıdemi, aldığınız son brüt maaşı, işte varsa ek ödentiler, işte çalıştığınız yerde yemek veriliyor muydu, ondan sonra kılık kıyafet veriliyor muydu, bunları da, bu kriterleri de girerek 3 aşağı 5 yukarı kabaca bir hesaplama yapabilmeniz mümkün. Oradan bakmanızı ben tavsiye ediyorum ama kabaca, yani kıdem tazminatı hesabında herkesin bildiği gibi her yıl için bir aylık bir kıdem tazminatı durumu söz konusu. 10 yıllık bir çalışmanız varsa kabaca kıdem tazminatınız bu kadar. Ama sadece kıdem tazminatı ile alakalı, tazminat dediğimiz kavramın içerisine sadece kıdem tazminatı girmiyor. Bunun ihbar tazminatı var,
Fazla mesai varsa fazla mesai var. Genel tatil günlerinde çalışmışsa bunlar var. Bir de burada dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi, sevgili izleyicimize şunu söylemek istiyorum. Aldığınız siz net maaşı yazmışsınız ama bu tazminatlar brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Evet. Brüt de değil aslında, brütün üzerine de giderilmiş maaş dediğimiz o az önce bahsettiğim eklentiler. Yani iş yerinde size sağlanan diğer olanaklar. Lojman imkanı varsa, işte yeme içme varsa, kılık kıyafet varsa, ne bileyim bir kiralık araba tahsisi durumu söz konusuysa, size tahsis edilmiş bir araba. Bunların da değerleri bu şekilde giderilmiş ücretinize yansıtılarak bu hesaplamalar yapılıyor. Dolayısıyla oradan yani internette kıdem tazminatı hesaplama diye yazdığınız zaman karşınıza bir program çıkacaktır. Ama en nihayetinde en sağlıklısı bu hesaplamayı mahkemeye gittiğiniz zaman zaten konunun uzmanı bilir kişilere gönderiyor mahkemelerde. Orada bu hesaplamanın net netine yapılıyor. Bu noktada size bu şekilde yardımcı olurum. Evet, ben hemen bir soru okuyayım. Öncelikle iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. 2009'da cezaevine girdim. Babamdan kalan yerleri babam abime vekalet vermiş. Kendine %50'sini almış. Biz 6 kardeşiz. Geri kalanını biz de artı abim babamdan kalan yerleri kayınçosuna satış göstermiş. Herhangi bir belge, kardeşler arası payda yok. Şu an abimin eşinin üzerinde gözüküyor. Babamdan kalan yerler, bunun herhangi bir çözümü var mıdır? Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Tam bir güzel bir mal mirastan, mal kaçırma ile ilgili her türlü şey var. Yani izleyicimize şunu söyleyelim. Burada baba abiye vekalet vermiş. Abi yerleri kendi adına almış. Kalan yerleri de sizin buradaki yazdığınıza göre kayınbiraderine satış yapmış. Daha sonra da o yerler zaten abinizin eşinin üzerine gelmiş. Burada aile içindeki bu işlemler, özellikle Yargıtay'ın yerleşmiş iştihatlarına bakarak bu yorumu yapıyorum. Burada muvazaa vardır. Mal kaçırmaya yönelik, mirastan mal kaçırmaya yönelik işlemler vardır. O yüzden burada baba vefat etmiş ise, sorudan onu anlayamıyorum. Baba vefat etmiş ise burada yapılan işlemlerin muvazalı olmasından dolayı tapu iptal ve tapunun mirasçılar adına tesciline yönelik dava açmanız gerekiyor. Bu dava herhangi bir zaman aşımına tabi değil. Yine burada kayınbiraderine yapılan tapunun daha sonra abinizin eşinin üzerine geçmiş olması, bunlar tabii hep klasik mal kaçırma yöntemleridir. Bu davayı açmanız halinde dava konusu mirastan kaçırılan mallar terekeye geri dönecektir ve mirasçılar miras veraset ilamına göre paylarını alacaktır. Dava açmanızı öneririz diyelim izleyicimize. Evet, bir soru da ben devam edeyim. Merhaba, iyi günler, bir şeyler anlatmak istiyorum. Ben kardeşimden bir hava katı aldım. Kardeşime hava katı. Yani şöyle bir taşınmaz var, işte bir katı yapılmış mesela dükkan. Diyor ki üçüncü katı, daha üzerinde katlar yok. Üçüncü katı ben sana sattım diyor. Yani bunun üzerine yapılacak olası bir inşaat durumunda. Bile. Üçüncü katı, hava katından kasıt o. Kardeşime ait diğer tapusu bize hava katını sattığı karşılığında senet aldım. Yani satmış ama karşılığında da ne olur ne olmaz diye bir de senet almış. Senet zaman ışığına uğramış. Tapuyu istediğimde kendi üstüne ilk 3 katı yaptırdığına benim hava katımın tapusunun olmadığını öğrendim. Projesi olmadığını öğrendim. Katı ben yaptırdım ama projeyi önceden çizdirmiştik. O kardeşim resmiyete geçilmeyip bize söylemedi. 25 yıl sonra mahkemeye verdim. Senet ile beraber mahkeme onun lehine verdi. Keşif bilirkişi tanıkları dinlemedi. İstinafa başvurdum. Duruşmalı istedim. Bizi çağırmadan karar verdi. Onun lehine ne yapabilirim? Adalet yazılımı programında bunu değerlendirirsiniz. Memnun olurum demiş. Evet, yani açılmış ve kaybedilmiş bir davada durum söz konusu. Şimdi burada tabii yani hava katı, yani gayrimenkullerin devri
Tapu da mümkün. Yani bunun tapu da resmi senette gayrimenkulün devrinin dışındaki bir devir zaten hukuken geçerli bir devir olmuyor. Yani sizin kendi aranızda yapmış olduğunuz bir hava katına ilişkin bir sözleşme ve bunun karşılığında almış olduğunuz teminat senedinin de esasında bu anlamda tapuyu alma hakkı vermeyeceği hukukun amir hükümlerinden. Ama ve lakin hani siz bununla buna karşılık kardeşinize bir para vermişsiniz. Bu tapuyu değil ama verdiğiniz paranın iadesinin davası durumu söz konusu olabilir. Açtığınız dava tapunun alınması yani tapu iptal tescil davası bir dava ise zaten kaybetmiş olmanız az önce bahsettiğim ilkeler ışığında da çok normal geliyor bana. Ama tabii biz hep bu ekranlardan sevgili izleyicilerimize şu anti parantez olarak bunu her zaman önemli söylüyoruz. Yani görmediğimiz bir dava hakkında buradan oturup da net bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Sizin anlatımınızdan yola çıkarak bazı parçaları birleştirmek suretiyle bir aydınlatıcı yol sizlere vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda açtığınız davanın zaten kendiniz de söylemişsiniz. Yani senedin zaman aşımına uğradığını, bu zaman aşımı itirazında da bulunduysa alacakla ilgili de bu anlamda bir hak iddiasında bulunamıyorsunuz. Böyle bir durumda zaten açtığınız davayı kaybetmişsiniz. Duruşmalı istemişsiniz. Bildiğim kadarıyla istinafta duruşma sınırları şu anda tam rakamlarını hatırlamıyorum ama yani her talep üzerine istinaf mahkemeleri duruşma açmıyor. Onların belli bir rakamsal sınırları var. Sizin alacak davanız ve açtığınız davanın sınırı neydi orasını tabii tam bilemediğim için kuvvetli muhtemel bundan ötürü duruşma talebinizi değerlendirmemiştir. Dosya üzerinden incelemeye karar vermiştir. Ama istinaftan da zaten aleyhinize netice gelmiş. Bu anlamda yani size çağırmamış olmasının da hukuki bir açıkçası yanlış olmadığı kanaatindeyim ama dediğim gibi yani burada tekrar söylüyorum yani davanızı görmeden söylüyoruz. Ama hava katının alınması işte tapuda bir devir işlemi olmadan alınıp satılması bir yerin gayrimenkulün hukuken geçerli bir devir değildir. Evet. Merhaba, iyi akşamlar. Yeni yılda ilk programınızı takip ediyorum. Teşekkür ediyoruz takip ettiğiniz için. Tapusu kendi üzerime olmayan yere yapılan harcamalar sonucunda paramı geri almak için alacak davası açtım. Parantez içinde aile içinde demiş. Alacak davasına sunulan proforma fatura ve firma kaşeli sözleşmeler mahkemede parantezde firma veya sözleşmede geçen kişileri tanık olarak gösterilmesine gerek var mıdır? Bu faturalar kum, çimento ve benzeri inşaat malzemeleridir. Bu tip durumlarda genel usul ve yöntemler nelerdir? Saygılarımla iyi yayınlar demiş izleyicimiz. Şimdi burada tabii ya soru bir kere çok en azından gelen sorulardan farklı tipte farklı, evet. Bir soru. Kendisine ait olmayan bir yere. Kiracı mı? Benim ilk aklıma gelen mesela soru bu oldu. Acaba hani kiracı mı? Yani kiracı olduğunu düşünmüyorum. İşgalci mi? Kiracı mı? Yani o... burada hani ben kiracıyım yaptım demiyor. Bana ait olmayan bir yere bir inşaat yapmış. En azından onu anlıyoruz kum çimentodan. Şimdi burada temliken tescil davası dediğimiz bir dava var. Bu dava tabii çok sık karşılaştığımız bir dava da değil. Böyle bir dava açtığınızı düşünüyorum aile içinde bir konu olduğu için. Çünkü bu davalarda üç tabii ana kriter var. Birincisi yapıyı yapanın iyi niyetli olması ki buradaki iyi niyet objektif iyi niyet kuralları. Yani o arazinin inşaat yapılan yerin kendisine ait olduğunu bilmemesi yani bir başkasına ait olduğunu bilmemesi veya haklı bir sebebin olması lazım. Yani birine ait olduğunu bildiğiniz bir yere bile bile yapıyorsanız bir kere bu temliken tescil davasında red sebeplerinden biri. Çünkü Yargıtay'ın bu yönde açık kararları var. İyi niyet, objektif iyi niyet oranın bir başkasına ait olduğunu bilememe ya da haklı sebep. Aile içinde dediği için haklı sebep kavramı olabilir. Çünkü ya sen yap demiştir burası bizim yerimiz. Daha sonra da aile buna karşı çıkıyor olabilir. Parantez içinde izleyicimiz aile içi dediği için. Bununla birlikte yani iyi niyetin ispatı burada önemli. Çünkü soruda tanıkları sorduğu için oraya bağlayacağım. Yine
Bununla birlikte Temliken tescil davasında taşınmaz üzerine, yani arazi üzerine yapılan yapının arazi değerini geçmemesi gerekiyor. Yine bir diğer şartta mahkemece buna bir bedele karar verilmesi, ki o da güncel değer üzerinden. Şimdi bu şartların varlığı halinde bu davayı en azından üzerine harcamış olduğunuz giderleri talep edebilirsiniz. Bu bağlamda buraya yapılan harcamaların, çünkü burada arazinin değeriyle üzerine yapılan yerin değeri kıyaslanması gerektiğinden, burada yapılan bu harcamaların tespiti, ispatı önemli. Kum, çimento ya da malzeme aldığınız yerler, soruda ne diyordu izleyicimiz, bunların ispatı açısından tanık dinletmenizde fayda var, ama özellikle malzeme aldığınız yerlerle ilgili zaten proforma, fatura vesaire demişsiniz, sadece tanık değil. Burada özellikle iyi niyetin ispatı noktasında tanık dinletmenizde fayda var. Bu çünkü soyut bir kavramdır, iyi niyet kavramı. Bunu da ortaya koymak adına tanıkların dinletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada bir de şöyle bir ayrım var. Ben de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Yani yapılan masrafları da aslında üçe ayırıyor genel olarak. Zorunlu masraflar, faydalı masraflar ve lüks masraflar diye. Burada zorunlu masraflar ve faydalı masraflar noktasında aynen dediğin konuya ben de katılıyorum, ama lüks masrafları onu her zaman işin dışında tabii, tutuyor. O yani başka, tabii, çünkü yapılan imalatın nasıl bir imalat olduğunu da bilmiyoruz. Tabii, yani o... lüks nitelikte bir şey miydi bilmiyorum, ama yani zorunlu olması gereken, senin onun iyi niyetine ek olarak tabii, söylüyorum şimdi bunu. Biliyorsun hani yapının kıymeti arazinin kıymetinden fazla olması gerekir dediğimizde tabii ki lüks harcamaları bence de katamaz. Evet. Zorunlu olan, olması gerekene göre, yani adam şimdi içine altın varaklı çeşme yaptıysa, yani bunu da yapının sırf arazinin değerini, çünkü temliken tescil davasında talep hakkı olabilmesi için az önce de söyledim, yapının değerinin araziden fayda olması lazım. Şimdi içerine çok lüks harcamalar yaptıysan, sonuçta onlar kullanımla aşınacak şeyler, ama bina değeri uzun vadede düşecektir. O yüzden lüks harcamalar değil. Yani şöyle ekleme yaptı şimdi. Tapu annem ve babamın üzerine ait, ileri yönelik tapu vadide, yani burayı sana vereceğiz diye. İşte yani aile içi yani az önce iyi niyet açıklarken hani objektif iyi niyet, yani ya bilememe ya da haklı bir sebep. Çünkü orada iyi niyetle ilgili yargı kararlarında veya kavramı var. Bunlardan bir tanesi de haklı bir sebebin bulunması. O yüzden aile içi olması, anne babanın bunu vaat etmesi bunu size talep hakkı verebilir. Hatta bu uzun vadede şöyle bir soruna da dönüşecek. İzleyicimiz buraya yaptığı harcamalar var. Belki bu davayla çözülemeyecek. Anne baba vefat etmesi halinde neye geliyor? Az önceki sorulardaki gibi aidiyet mirasa için konu olan bir mala izleyicimizin yapmış olduğu bir harcama var. Evet. Yani bir yapı yaptığını düşünüyoruz. Anlayamıyorum onu, ama neye gelecek? İşte az önceki konuştuğumuz aidiyet tespiti. Çünkü mala burada bir değer katmış, bir inşaat var, bir yapı var ortada. Bunu da ben yaptım. Mirasçıysak hep birlikte, o zaman bunun değerini çıkarın. Benim miras payımdan bunu ödeyin. Yani evet, onun üzerine diğer payları hesaplayalım. O yüzden soru, anne baba sağ olduğu sürece bu yolla gidebilir. Ama burada temliken tescil davası aslında çok yaygın kullanılan bir dava değil. Şartları oldukça zor. Çünkü bu davanın kabulünü düşündüğümüzde birçok geride mirasçı haktan mahrum olacak. Hı. Bir de o zaman herkes gider zaten bir yerlere bir şey yapar, sonra benim diye dava açabilir. İyi niyet kavramı yok zaten. Benim gördüğüm kadarıyla yani zaten geri alabilir miyim diyor. Ya hayır, şey, ama o dava yeri alabilir miyim demiyor. Yani yaptığı masrafları geri almaktan bahsediyor. Yer almaktan bahsediyor. Bence orada da şu var işte, yani iyi niyet kavramı hani bilmeden ya da haklı bir sebeple alacak davası açmış zaten. Evet. Yani tescil davası açmamış. Evet. Alacak davası. Ama aslında izleyicimiz bu yolu belki izlemesi gerekiyordu. Temliken çok, tescile gidebilirdi. Tescil. İyi niyet kavramını ispat edebilirse, diğer şartlar da var ise bu yol denenebilirdi yani.
Yani o ama zaten yani tercihini alacak davası yönünde açmış ki bence de yani o çünkü çok olağanüstü bir yol yani ben de hani sen zaten belirttin o kısmını. Temlik kent tescilli değil alacak davası şeklinde. Ama işte açmış. Buradaki alacak davası yani ispat noktasında zorlanabilir. Yani sanki şekil anlamda sorun içeriği bu davaya daha çok yakın gibi. Ama dediğimiz gibi tabii burada yapının ederi araziden fazla olması. Yani yapı işte bazen genelde şöyle oluyor. Yani babanın bir dairesi oluyor. Ondan sonra o da işte yarın bir gün bana kalacak diye nasılsa zaten babaya anneye babaya da kira vermediği için ondan sonra yapıyor. Yani işte mutfağını yıkıyor, banyosunu yapıyor. Genelde bu tip olaylarla karşılaşıyor. Ondan sonrasında da bazen anne babayla... Harcadığın parayı geri verin diyor. Aynen öyle işte. Yani burasının sana verilmeyeceği falan bir takım aile içi takışmalar durumu söz konusu olunca da bari yaptığın masrafları geri alayım şeklinde açılmış bir dava olarak değerlendirdim ben. Evet, bir telefonumuz var galiba. Alo. Alo. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Nereden arıyorsunuz? İsminizi alabilir miyiz? Emine Şahin. Buyurun Emine Hanım. Hocam ben size bir şey danıştım. Ben 63 yaşında bir kadınım. Evet. Bir dokundamız var benim üzerime. Hani ben Bağkur'u diyeyim, emekli olayım diye. İşçilerimiz var 3 tane. İşçiler bir tanesi çok problem çıkarttı bana. Öbür işçilerle sürekli kavga ediyor. Ondan sonra... Neyse ben bunu çıkarttım. Kavga ettiğinden dolayı çıkarttım. Evet. 3 gün oluyor. Bu şimdi dedim ki ne gidelim muhasebeciye kıdem tazminatı ben hesaplatayım bankaya yatırayım dedim. 3 senelik çalışmış. Bana dedi ki ne ben 80 milyar istiyorum. Anlaşmaya yanaşmayayım. Ben dedim ki oğlum muhasebeci ne işte gideyim bankaya yatırayım dedim. Bunu kabul etmemiş. Bugün gitmiş beni mahkemeye vermiş. Ben sizi dinliyorum. Bilgilerinize çok güveniyorum. Ben şimdi şöyle bir şey diyorum. Yarın çıkışını versin. Ben bu tazminatını bunun mahzebiye hesapladık, bankaya yatırsam nasıl olur yavrum? Benim pek okumuşluğum da yok. Bana tamam. Bir yardımcı olur musunuz şimdi, bu konuda? Şimdi keşke... bizi işçiyi çıkarmadan önce arasaydınız. Çıkışını vermedim. Yarın. Yok yarın şöyle. Yani sonuçta o mahkemeye gitti dediğiniz için bunu söylüyorum. Şunun için. Bugün gitti. Bugün. Tamam. Bunu şunun için söylüyorum. Yani. Şimdi iş kanunu 25'e 2. maddesinde açıkça ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık hallerinde ki 25'e 2'ye de 2'de hangi hallerin bu duruma girdiği açıkça yazmaktadır. 25'e 2 kapsamında işçi işverenin diğer işçileriyle iyi geçinmek zorundadır. Kavga etmemesi lazım. Onlarla tartışmaması lazım. Eğer böyle bir eylemi var ise o zaman bizim önerimiz şudur. Bu işçiyle ilgili tutanak tutup hangi personelle tartışmışsa, tartışmanın içeriği neyse bunu tutanağa bağlayıp o işçiden bir savunma istemeniz gerekir. Evet. İşçi kendini savunduktan sonra siz orada işveren olarak bir işletme sahibi olarak bir hakim gibi değerlendirip bu olayın neticesinde haklı ya da haksız olmasına göre işlem yapacaksınız. Eğer bu personelin haksız olduğunu düşünüyorsanız savunmasını aldıktan sonra 25'e 2'ye göre haklı nedenle feshedip iş akdini feshedeceksiniz. Bu durumda zaten sizin personele işçiye bir tazminat ödeme yükümlülüğünüz yok. Kıdem ve ihbar ödeme yükümlülüğünüz yok. Ha, bunun ben de diyorum ki yavrum Allah senden razı olsun. Ben de çıkışını aynen bu şekilde vereceksin. Ama, evet. O parasını da bankaya yatıracaktım yavrum ya. Tamam ama bak burada şu var. Şimdi siz bu benim dediğim aşamaları tutanak tutup savunma alıp bu olayı yapmamışsanız diğer taraftan işi dava açtığında siz bu durumu ispat etmekte zorlanabilirsiniz. Normalde uygulamanın bu anlattığım şekliyle olması lazım. Eğer arada bir tartışma olduysa, bir şey olduysa dava açması halinde siz de... Öbür işçilerle anlaşamıyor, küfür ediyor, dalıyorlar. Tamam bakın ne kadar şey söylüyorsunuz işte açık söylüyorsunuz. Küfür edemez kimse kimseye. Bir personel diğer personele
küfrediyorsa bu iş kanunu 25'e 2'ye göre haklı nedenle fesih sebebidir. Ama bunu lütfen tutanak altına alın ve işçinin savunmasını alın. Bunu yaptığınız takdirde tazminat bile ödemek zorunda değilsiniz. Ben olayım. 35 yaşında ben çocuğumu kaybettim. 2 tane yetimim var. Kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Dedim ki tazminatını at. Bundan dolayı işten çıkarttığımdan varsın tazminatını alsın. Ama dedi. Bakın şöyle söyleyeyim Emine Hanım. Tazminatı öderseniz, bakın evet. Kıdem tazminatını ödemek demek işçiyi işverenin haksız çıkarması demek. Çünkü adı üzerinde kıdem tazminatı işveren tarafından haksız ya da geçerli nedenle çıkış yapılması halinde ödenir. Siz hem işçiye haksız haklı yere çıkardım yani diğer personellere küfür hakaret ettiği için çıkardım deyip arkasından da onun hesabına hesapladığınız kıdemi yatırırsanız siz zaten açılacak davayı otomatikmen kaybedersiniz. Bilginiz olsun. Ya yatırmayın eğer ama yatırmayın derken bu iddialarınızı da mahkemede tanık beyanlarıyla ispat etmeniz lazım. Sonra şu olmasın. Ya biz televizyonda sorduk. Ali Bey bize parayı yatırmayın dedin biz de yatırmadık. Davayı niye kaybettik demeyin. Bu iddiaları mahkemede ispat etmeniz lazım. İspat etmeniz halinde 25. maddeye göre 25.2'ye göre haklı durumda görünürsünüz. Küfür hakaret varsa o zaman tazminat ödemek zorunda değilsiniz. Ancak işçinin izin alacağı varsa ödemek zorundasınız. Fazla mesaiyle ilgili bir alacağı varsa çünkü bunlar haklı ya da haksız nedenle fesihe bağlı değildir. Bu haklarını da ödemek zorundasınız. Maaş alacağı varsa ödemek zorundasınız. Bunu da ayrıca ifade etmiş olayım size. Yok, alacakları herhal yapıyor. Defontlar bandada, elimde. Tamam. Güzel düzenli yapıyorum ben. Kimsenin hakkına giremem yavrum. Tamam. Tamam. İnşallah yardımcı olmuşuzdur. Buldum. Beynimi rahatlattım. Beynim ben iyilikten yarattım. Teşekkür ederim. Rica Allah ediyorum. Razı olsun. Sağ olun Emine Hanım. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Yani ben de şimdi şey yaptım ama sevgili izleyicimiz takip ediyordur teyzemiz diyelim ondan sonra programı. Yani arabuluculuk şimdi dava açtı diyor ama o yani bilmiyorum arabuluculuk aşamasını geçtiler mi geçmediler mi? Dava açtı de bugün daha başvuru olmuş. Daha olur. Bugün başvurmuş. Yani arabuluculuk aşamasında da hani ben bunun tazminatını hesaplayayım vereyim tarzındaki bir düşünce varsa arabuluculukta da esasında olayı çözümleme şansları var. Yani dava açılmadan ben tazminatını vereyim noktasında bir şey var ya vereyim de kapatayım bu işi gibisinden arabuluculukta da bunu çözebilirsiniz yani orada arabuluculukta alacağınız karar anlaşma usulü mahkeme kararı yerine geçecektir böylece davalaşmadan ekstra bir avukatlık ücreti dava masrafları da üzerine binmeden olayı çözme ihtimaliniz de söz konusudur zaten arabuluculuk kuvvetli muhtemelen dava açmadan önce sizinle irtibata geçecektir. Evet. Evet. Ben bir yerden devam edeyim. Sayın avukatım diye başlayalım. Evet, evet oradan başlayalım. Sayın avukatım benim açık senedimi kardeşim mafyadan aldı. Ben İzmir'de o Amasya'da oturuyordu. Senedi yırttım attım dedi. İnandık bize bir miras düştü. Senedi doldurup arkadaşına vermiş. Beni icraya verdiler. Ben de dava açtım. Bir şey olur mu emekliyim. Üstüme başka mal yok. Köyde tarla var demiş. Sevgili izleyicimiz şimdi bu işin hani bu hikayesel boyutu yani mafyadaydı mafyadan kardeşiniz aldı yırttım dedi ama yırtmadı sonra arkadaşına verdi kısmı bir tarafa biz olaya tabii daha sonuç odaklı olarak sondan başlayarak cevaplandırayım o kısımlarını ispat etmeniz yani oradaki o hikayeyi tanıkla ispat etmeniz senede karşılık senedin aksini yine senet kuvvetindeki bir delille ispat etmeniz gerekir. Yani bunun bu şekilde olduğunu işte tanıklarla veyahut başka delillerle ispatlayabilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla geldiğimiz sonuç itibariyle verdiğiniz senet bizim kıymetli evrak dediğimiz bono senedi sebepten âridir, sebepten mücerrettir. Bunun niçin verildiğini hukuk sorgulamıyor. Yani burada bunun bir borç karşılığı belirttiği düşünülüyor. Kanunun kayınsı, yani evrakın kendisi bir şekilde. Borç doğuracak. Borç evrak. Evet yani borç evrakı adı üstünde. Dolayısıyla işin gerçekten işte bu zamanında mafyaya verilmiş senet miydi değil miydi veya kardeşiniz aldı yırttı bu tartışmaların hiçbirisine girmeyecektir. Senedin altındaki imzanın sizin olup olmadığı değerlendirmesi. Yani mahkeme sizin açtığınız davada size soracağı ilk soru bu senedin altındaki imza sizin mi değil mi? Bir de senet
olması gereken vasıfları var. O vasıflara haiz mi değil mi? Eğer zaman aşımıydı, hak düşürücü sürelerdi, bunlar gibi veya senedin asli unsurlarında ki bir eksiklik durumu söz konusu değil ise burada açacağınız davadan ben pek bir netice alabileceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü karşıda bir senet var. Senedin aksini de bu şekliyle bu en azından anlatımınızda işin hikayesi diyelim ama yani o manada hikayesi değil. Gerçek de bu, budur mutlaka ben inanıyorum ama bu şekliyle aksini ispat edebilmeniz mümkün değil. Yani sorunun son kısmında üzerime kayıtlı bir mal yok, köyde tarla var. O işin tabii infaz aşaması. Yani siz bu davayı açtığınızda da kuvvetli muhtemel dediğim gibi netice alamayacağınızı düşünüyorum. Öyle bir durumda icra aşama zaten hala hazırda teminat yatırmadıysanız senede karşı itirazla birlikte senet takibi durmayacağından devam edecektir. Zaten o üzerinize kalan o tarlaya çoktan haciz konulmuştur diye düşünüyorum. O hacizin icraî satışı gerçekleşecektir ama bundan başka bir mal varlığınız yoksa işte oradaki tarladan ne karşılayabilirlerse onu karşılayabilirler. Ondan sonrasında şu an için sizden bir şey alabilecekleri gibi gözükmüyor sizin anlatımınızdan yola çıkarak. Evet ben hemen merhabalar iyi yayınlar hocam. Benim küçük bir sorum olacak. Hocam benim bir bankaya 8000 TL icra borcum var ödeyemedim. Uzlaşmaya da varmıyorlar. Hepsini istiyorlar. Bankaya kredili ipotekte haline banka haline münasip tek evimi satışa çıkarmak istiyorlar. Ne yapmam lazım? Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar demiş. Hale münasip ev. Evet, meskeniyet iddiası. Evet, meskeniyet iddiasını ileri sürebilirsiniz. Meskeniyet iddiası satışı durduran bir iddiadır. Ama bununla ilgili tabii ki dava açmanız gerekiyor. Yani icradan taleple bu durmayacaktır. Dava açmanız halinde meskeniyet iddianızın da ispatı halinde satış iptal olabilir diyelim izleyicimize. Evet, peki yani banka olması, bununla ilgili muvafakat alınması... yani orada bir ipotekli demiş ya, o bir tek benim hani kafama takıldı. Bankaya kredili ipotekli haline. Şimdi ipotek varsa yani hale münasip ev icradan satılamıyor ama ipotek varsa ipotek daha üstün bir hak olduğu için satılabilir diye düşünüyorum. Bir taraftan da bilgileri kontrol ediyorum. Neydi diye hatırlayamıyorum. Kutbalacığım. Evet, zorunlu verilen ipotekler meskeniyet iddiasına... Evet, çünkü orada bir istisna var. Yani meskeniyet şikayetine yani o anlamda şey yapmıyor diye ben de biliyorum. Yani birazcık da açıkçası o konuyu hani şey yapmak gerekiyor. Tamam, birazdan cevaplarız yine. Kendi isteğiyle verilen... Evet, yani o konuya tekrardan şey yapabiliriz ama... Şimdi bir soru var, atlamayalım. Yine izleyicimiz şey sorulmuş ama biz cevap verelim ki beklemesin. İyi yayınlar, ben İstanbul'dan yazıyorum. 97-98 yılında 1,5 sene çalışmıştım, var sigorta girişim görünmüyor. 214'ten beri sigortalı çalışıyorum, herhalde 2014 demek istemiş. 1970 doğumluyum, emekli olabilir miyim, ne yapmalıyım? Önceki çalıştığım yerde Rusya'da çalışan bir firmaydı demiş. Şimdi biz bu programda sigortalılık süresi dolup dolmadığı ile ilgili bir cevap veremiyoruz. Çünkü sorunuzdaki sorunun içeriği idari bir işlem. Bunu ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak bir cevap alabilirsiniz. Çünkü gün sayınız, priminiz, yılınız, biz bunları bilemiyoruz. O yüzden cevap vermiyoruz. Lütfen idareye başvurun. Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurursanız bununla ilgili size cevap verecektir. Sadece önceki çalıştığım yer Rusya'ydı. Çalışan bir firmaydı. Bununla ilgili de daha önce biz cevap vermiştik. Firma Türk firması ise o çalışılan süreleri saydırabiliyoruz ama firma tamamen yurt dışı firması ise o takdirde, hatta bununla ilgili önceki programlarda yurt dışını çalışıp yurt dışı bir firmasının çalışmasını Türkiye'de ki sigortalık süresine Yargıtay kabul etmemişti. Bununla ilgili bir soru da gelmişti. Dolayısıyla firma Türk firması ise burada dava konusu yapabilirsiniz çalışma dönemlerini, ama yabancı firmaysa, yurt dışında tamamen kurulu bir firmaysa burada yapamıyorsunuz. Ona ekstradan cevap vermiş olalım. Bir sonraki sorudan aynen devam edeyim. Bence kısaca araştırmamı yaparak söylüyorum.
sevgili izleyicimize dört gözle bekliyorum diyor. Bu meskeniyet iddiası ile ilgili konuya değineceğim. Şimdi burada şöyle bir ayrım var. İpotek dediğiniz için orada bir ipotek lafı var. O bizim kafamızı karıştırdı açıkçası. Normalde evet, yani normal haciz prosedürü olmuş olsaydı Ali Bey de zaten değindi. Aynen tıpkı evimizdeki eşyalar gibi evimizde de yaşamımızı idame ettirebilecek, işte bu devirde buzdolabı, çamaşır makinesi, hatta bir tane televizyon, işte kap, kacak, yorgan, ondan sonra yatacağımız yataklar, bunların hepsi hukuken zaten haczedilemiyor. Yani burada yaşamsal ihtiyaçlarımıza lazım olduğu için hakeza bu şekilde kişinin, siz zaten konuya kısmen vakıfsınız sorunuzdan ben bunu anlıyorum, halinize müsait, kişinin haline münasip bir ev durumu da yine tıpkı aynen bu eşyalar gibi haczedilemezlik şikayetine tabi. Ama bu otomatik olarak devreye giren bir şey değil. Ali Bey az önce buna değindi. Yani sizin bunu bir dava konusu yapmanız gerekiyor. Yani burası, bu burada benim, burası benim meskenim. Ben burada oturuyorum ve bu ancak işte benim gibi birisine ancak yetebilecek bir yer. Yani lüks mahiyette bir yer değil. Onun çok detaylarına girmek istemiyorum. Lüksse eğer o zaman satılabilir. Meskeniyet iddiasına konu teşkil edecek mal kadar para tekrar ayrılabilir. Geri kalan haczedilebilir kısımlarına. Burada ipotek kısmında şöyle bir husus var. Burada zorunlu kurulmuş ipotek kavramı. Yani nedir bu? İşte bir mesken kredisi veyahut işte zirai kredi, esnaf kredisi tarzında ki kredilerde, sosyal amaçlı olarak verilen kredilerde bahsediliyor. Buralarda da yine az önce bahsettiğimiz bu meskeniyet iddiası gündeme gelebiliyor. Yani burada bu benim halime münasip, aynen haczedilemezlik şikayetini yapabiliyorsunuz. Ama onun dışında kendi kendinize verdiğiniz bir borca karşılık olarak vermiş olduğunuz bir ipotek durumu söz konusuysa burada Yargıtay'ın içtihatlarıyla da zaman zaman gündeme gelmiş. Burada bir meskeniyet iddiasının kabul edilemeyeceği kabul ediliyor. Dolayısıyla hani sorunuzdaki o ipotek kısmından ötürü bu şekilde bir ekstra bir bakmak gerekti ama tabii o kısmını çok açıklamamış sevgili izleyicimiz ama kendi durumunu kendisi biliyor. Evet, ona yani göre kendi değerlendirmesini yapar. Doğru evet. Cevap. Yani genel itibariyle evet. Doğru, aynen öyle. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, çarşambadan yazıyorum. Vakıflar Bankası'ndan kullandığım bireysel krediden dolayı bir süre ödeme yapamadım. Takibe düştüm. Geçen sene 8 ayda anlaşmak ve planlı bir şekilde ödemek için başvurdum. Banka avukatı banka şubesinin planlı bir ödemeye müsaade etmemiş. Onun için ben de plansız şekilde ödüyorum. Banka avukatı nasıl olur da böyle bir konuya izin vermez? Banka şube vatandaş borcunu ödemek istiyor. Siz planlı ödeme anlaşması yapmazsınız deyip benimle anlaşma yapmıyor. Banka şubesi. Avukata gittim, benimle anlaşırım fakat benimle sözleşme yaparsan kabul ederim. Ödemediğin zaman hapis yatarsın dedi. Ben de plansız bir şekilde ödüyorum. Banka avukatına söz geçiremiyorum. Koskoca Vakıflar Bankası çarşamba şubesi ne yapmalıyım? Sizden yardım istiyorum demiş. Yani aslında konu gayet kısa, net. Borcu var. Banka avukatı anlaşma yapmıyor. Banka avukatı icradan taahhüt almaya çalışıyor. Çünkü taahhütünü ihlal edersen hapis yatarsın demiş. Ya yani sonuçta burada dosyanın bankanın verdiği yetkiye istinaden sorumlusu avukattır. Yazılı bir talimat gelirse banka avukat anlaşmayı kabul etmek zorunda. Ancak siz planlı ya da plansız ödeyin. Borcunuzu bir an önce ödeyin. Eğer burada avukatın dediği şekilde icra üzerinden taahhüt alınarak bir yani sizin tabirinizle planlı ödemeyle borcunuzu ödemeyi taahhüt edip daha sonra taahhüte uymazsanız icra mahkemesinden 3 aya kadar tazyikli hapis cezası alabilirsiniz. Biz tabii taahhüt imzalamayın demeyelim. Bir an önce borcunuzu ödeyelim. Sonuçta alacaklı taraf kabul etmeme, edip etmeme onların inisiyatifinde olan bir şeydir. Bunu neden kabul etmiyorlar şeklinde bir soruya verecek çok fazla cevabımız yok. Etmez, onun hakkıdır. Bazen evet, yani aynen öyle. Bazen bununla ilgili şeyler çıkartılabiliyor ama şu anda böyle bir durumda kredilerin tekrardan yapılandırılmasıyla alakalı özellikle devlet bankalarında bir takım şeyler çıkıyor ama şu anda benim bildiğim kadarıyla böyle bir durum yok. Sevgili izleyicimizin sorusunun son kısmında emekli maaşına haciz koyulduğundan bahsetmiş, emekliyim demiş. O noktayı atladık.
Emekli maaşına haciz konulamaz. Bu noktada yani talepte bulunmuş olsa da esasında icra müdürlükleri artık eskiden şikayete tabiydi ama şimdi zaten koymuyorlar. Ama eğer ki koyulmuşsa bu da yine bir icra müdürlüğüne yapacağınız bir itirazla, eğer itirazdan netice alamıyorsunuz icra mahkemelerine yapacağınız bir şikayet yoluyla bu emekli maaşınıza olan hacizi kaldırabilmeniz söz konusu. Ama 93 model Toros aracınız için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O bir mal, onun hacizi yakalanması mümkündür. O konuda yapabilecek bir şey yok. Yani bir soru var. Okuyayım mı? Sona mı bırakayım diye. Hangi soru? Selam sayın avukat beyler. Benim sorum yok. Teşekkür için mesaj attım. 35 yıllık mirasımı sizin gösterdiğiniz yolları yapacağım için anlatmaya, anlaşmaya geldiler. Size garibanların duası yeter. Oo. Bu yayının devamını diliyorum demiş. Yani şimdi gelen soruların başında gördüm. O yüzden yani hep söylüyoruz buradan. Tabii ki bazen şu sorular da geliyor. Yani borcumu ödememek için ne yapabilirim gibi sorular da geldiğinde biz hep söylüyoruz. Aman yani borcunuzu ödeyin. Biz kimseye hukuku kullanarak birilerinin mağdur olmasını isteyecek görüşleri de buradan beyan etmek istemeyiz. Hmm. Ancak işte bu söylediğiniz değerli izleyicimizin de hani garibanların duası yeter demesi bile inanın bizim için yeter. Bu program amacına ulaşmıştır. Bir kişi bile bizim buradan söylediklerimizle en azından doğru yola gidebiliyorsa, doğruya ulaşabiliyorsa bizim için amaç hasıl olmuştur değil mi? Mutlu oldum yani en azından. Evet herkese. Evet valla o kadar çok soru var ki ben de artık hangini okuyacağımı şaşırdım ama daha da şeyi sürekli telefon arandığı için ha, yine WhatsApp tabii sen oradan rahat görüyorsun. Evet. Yani 534-878 3549 nolu hattımızı lütfen aramayınız. Çünkü bu aramalara cevap veremiyoruz. Tekrar etmiş olalım. Evet Kütbulaç'ım. Devam evet, edelim. Burada şöyle bir güncel yasayla alakalı evet bunu ben bu yeni şeyde ben de görmüştüm. Bir soru var. TBMM yeni çıkan yasaya göre icralık taşınmazın rızen satışına yönelik çıkan yasaya göre icraya müracaat etsem sonucu ne olur? Teşekkürler, iyi akşamlar demiş. Yani burada kendi malınızı siz kendi isteğinizle satışa çıkarma. Eskiden bu mümkün değildi. Evet. Değildi. Yani şimdi bu imkan getirildi. Başka yollardan biz bunu çıkarmak durumunda kalıyorduk. Kimi zaman. Çünkü hacizi koyuyorlar, satmıyorlar. Satmıyor. Ondan sonra kaldırmıyor. Mal bir tarafta özellikle araçlarda, taşınırlarda bu sorun daha da çok gündeme geliyor. Burada yani siz kendiniz talepte bulunup ben açıkçası uygulamasını yapmadım ama yani az çok tabii ki icra prosedürünün ne olduğunu bildiğimizden yola çıkarak siz gidip burada bu malın satışını ben istiyorum deyip o icra dosyasından yani daha önce hacize konulmuş icralık bir taşınmazı söylüyorsunuz ya. Yani o icra dosyasına gidip bu icra dosyasının borçlusu benim hacizi koymuş ama satmıyor ben buranın satışını istiyorum deyip o işte satışla ilgili prosedürler yani tebligatların çıkarılması yani yerin önce kıymetinin yapılması o kıymet takdirlerinin taraflara tebliği ilanı açık artırmaya çıkarılması şeklindeki tabi burada masrafları da siz tabi yani kim istiyorsa o karşılamak durumunda normal şartlar altında alacaktıyken burada siz istediğiniz için siz karşılayacaksınız bu şekilde satışı yani taşınmazı satışa çıkarabilmeniz mümkün olacaktır bu noktada da sevgili izleyicimizle bilgi yani bu rızan satış tabi yeni bir düzenleme aslında teknik belki izah etmemiz gereken konular var çünkü burada rızan satışta muammen kıymetin %90'ına işte karşılık gelen miktarının ya da işte taşınmaz üzerindeki rüçhanı alacaklarla birlikte total bedelin toplamından az olmayacak şekilde bir bedel belirlenmesi gibi bir takım taşınmaz kriterler bedeli var. Yani bu soruyu bence saklayalım. Yani yeni olduğu için bu soruyla ilgili haftaya cevap veririz. Yeni olduğu için de uygulamasını da bilmiyoruz. Haftaya detaylı cevap verelim bu soruya. Tamam. Şimdi biz başka bir soru var. Ben hemen soru cevap okuyayım. Hayırlı akşamlar. Eşimin babasından düşen taşınmazı
abisi başkasının üstüne satış yapıp tekrar geri alıp tapu yaptırmış. Bu taşınmazı bir dakika okudum ama anlayamadım. Hayırlı akşamlar. Eşimin babasından düşen taşınmazı abisi başkasının üstüne satış yapıp tekrar geri alıp tapu yaptırmış. Bu taşınmazı kaçırmış. Kardeşinden kaçırmış. Buna mahkeme açılır mı? Baba sağken oluyor. Eğer baba şu an vefat etmiş ise dava açabilirsiniz. Çünkü burada abiniz malı başkasının üstüne veriyor. Ama nasıl veriyor onu anlayamıyorum şimdi. Bir taraftan onu düşünüyorum. Ben de şimdi bir kere bu baba sağken bu oluyor. Yani abisi sanırım babayı yönlendiriyor. Evet öyle gibi. Babanın evet. üzerinden mal bir başkasına geçiyor. Oradan daha sonra da kardeşine geçiyor. Tekrar abisine geri dönüyor. Geçiyor. Şimdi bu aslında klasik muvazaya konu olabilecek bir yöntemdir. Yani araya tanıdık olmayan, işte soy ismi olmayan, kan bağı olmayan üçüncü bir kişiyi koymak. Bana göre taşınmaz abiye döndüyse, hatta o mal üçüncü kişiye geçtiği dönemde bile gerçekte hiçbir zaman mal o kişiye gitmediyse, kullanma, semerelerinden faydalanma, zilyetlik gibi haklar yine abinizde kalmışsa, bu tasarrufun iptaline konu olabilir. Burada muazzalı, mirastan mal kaçırmaya yönelik bir eylem vardır. O yüzden dava açılır. Açacağınız davada da başarılı olma ihtimaliniz son derece yüksektir diyelim izleyicimize. Bir soruyu da ben devam edeyim. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. 1200 metrekare sit alanı tarla vasfında yerimiz var. Sit alanı tarla vasfında yerimiz var. 1200 metrekare yerinde 3 hisse, bizim hisse amcamızın kendi hissesini dışarıda başkasına satmak istiyor. Uzlaşma sağlayamıyoruz. İzahleyi şu da istemiyor. Hissedarların dışında mahkeme kararı olmadan X bir kişiye satma olayı var mıdır? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Burada şöyle, yani sit alanı kısmına değinmeksizin, yani orada başka bir özellik var mıdır yok mudur o tartışmaya değinmeksizin, yani olayı salt bir yer olarak değerlendirdiğimizde, buradan size mirasen intikal eden, yani amcanızla birlikte olduğu için söylüyorum herhalde, kuvvetli muhtemel dedenizden kalan bir yeri konuşuyoruz. Burada siz zaten iştirak halinde mülkiyet şeklinde bu yere sahipsiniz. Böyle bir durumda amcanızın tek başına bu hissesini şu aşamada satabilmesi mümkün değil. Burada siz de zaten sorunuzda kısmen sorarken de bildiğinizi de ifade etmişsiniz. Ancak izahleyi şu yapılabilir, ama bunu da zaten o istemiyor diyorsunuz. Nihayet itibariyle yani iştirak halindeki mülkiyetlerde paydaşlığın giderilmesinin yollarından bir tanesi izahleyi şuyu. Ama izahleyi şuyu dediğimiz zaman artık bizi takip eden izleyicilerimiz de bu konuya oldukça aşina diye düşünüyorum. Mutlaka satış suretiyle değil, fiili paylaşmaya müsaitse fiili paylaşma şeklinde olabilir. Burada tabii yerin sit alanı olması da bunda belki başka bir etken de teşkil edebilir, ama burada sizin onayınız olmadan, muvaffakatiniz olmadan bu yeri üçüncü bir şahsa satabilmesi şu an için mümkün değil. Müşterek mülkiyeti çevrilmesi gerekiyor. Onun da şartları var. Şu aşamada böyle bir durum söz konusu değil. Evet. Ben hemen bir soru okuyorum. İyi geceler Avukat Bey. Benim konum, bir dükkan kiraya verdim. 3 yıllık sözleşmem var. 3 yıl bitince yeni sözleşme yapmamız gerekiyor. Kiracı yanaşmıyor. Her yıl devletin verdiği rakam devam ediyor. Daha ne istiyorsun diyor. Bu konuda yardımcı olur musunuz? Evet. Son birkaç ayın flaş gündemi, kiralar, evet. Kira artışları. Kira artışları. Şimdi burada izleyicimize şu soruyu, şu cevabı verelim. Çünkü zamanımız daraldı. Bu son sorumuz olacak galiba. Öncelikle 3 yıllık kontratınız dolduktan sonra yeniden kontrat eğer kiracı kabul etmiyorsa yapamazsınız. Çünkü 3 yıllık sürenin sonunda yıllık olarak kira akdi borçlar kanununa göre kendiliğinden yenilenmektedir. Burada 5 yıl dolmadan kira yasanın belirlemiş olduğu, ki şu an TÜFE uygulanıyor, 12 aylık TÜFE üzerinden artış yapılıyor. Yasanın belirlemiş olduğu oranın üzerinde bir kira artışı da yapamıyorsunuz. Maalesef burada izleyicimiz açısından borçlar kanunundaki düzenlemeler kiracıdan yana, siz kontratı yenilemeyip yıllık diye yenileme şekline dönüşecek. Bu süreçte de
tüfe artışlarını uygulayacak kiracı. Ne zamana kadar? Yine yasal düzenlemeye göre 5 yıl dolduktan sonra, 5 yıldan sonra kira ile ilgili yeniden uyarlama, yani tüfenin dışına çıkarak raiç değere göre, piyasa değerine göre değerleme ile ilgili bir hakkınız doğacak. Bunu kiracıdan talep edeceksiniz. Kabul etmiyorsa kira tespit davası açarak raiç değeri belirleyeceksiniz. Ama maalesef burada şu an kiracının tüfe üzerinden kira sözleşmesini devam ettirme hakkı var diyelim. Bir soru süründe sonuna yaklaştık ama hızlı cevaplayalım. Sabırsızlıkla evet. Bekliyorum dediği için. İyi akşamlar hocam. OSV Fatsa'da bizim bahçeler, yani herhalde baş harflerini söylemiş bilmiyorum. Fatsa'da bahçeler ve arazilerimiz kamulaştırıldı. Geri kalan arazi 5 dönüm ama hissedarlardan dolayı bir kısmını aldım, bir kısmı vermedi. Yani 5 dönüm yerin yarısı benim, diğer yarısı 7 kişinin. Ben tek olarak 2500 metrekareye sahibim ama bazı olumsuzluklardan dolayı kardeşlerimle arasında uzaklaştık. Kamulaştırmaya benim evim de kamulaştırıldı. Sonuçta ben o hisseli araziye ev yapabiliyorum, biliyor muyum? Yapmam için hangi yolu izlemem gerekiyor? 2500 metrekare benim. Diğer 7 kişiye kişi başı 350 metrekare düşüyor. Ev yapmam için muvaffakattan başka ne yapmalıyım? İzale şu davası açmış olsam buraya geri kalanını ben alabiliyor muyum? Teşekkürler. Bu programı sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Kısaca cevaplayayım programın sonuna doğru yaklaştığımız için sevgili izleyicimiz. Burada bir kere yani hissedarlı bir yere muvaffakat olmaksızın sizin tek başınıza buraya bir inşaat yapabilmeniz hukuken mümkün değil. Siz kendinize söyleyin. Yani bildiğinizi ben oradan anlıyorum. Muvaffakat almanız gerekiyor. Bunun başka bir yol ve yöntemi yok. Onun dışında diğer çözümünde ne olduğunu yine siz sorunuza cevaplandırmışsınız. İzale şu davasıdır. Hissedarlı yerlerde hep konuştuğumuz konu. İzale şu davası açabilirsiniz. İzale şu davasında sorunuzun son kısmında ben alabilir miyim? Evet tabii ki alabilirsiniz ama yani burada izale şuyuda açık arttırma neticesinde buranın satışına karar verildiği zaman buradaki önemli olan husus üçüncü kişilerin de, yani araziyle alakası olmayan, hissedar olmayan diğer kişilerin de bu arazinin açık arttırmasına girmesi durumu söz konusudur. Böyle bir durumda sizin alıp alamayacağınız belli değil artık orada. Ama sizin az önce başka bir soruda Ali Bey ile birlikte cevaplandırdık. Avantajınız büyük çünkü yerin yarısına siz sahipsiniz. Dolayısıyla yer, işte örnek vermiştik. Yani 100 milyarsa zaten 50 milyarlık payı sizin. Öyle bir durumda izale işi çıkarttığınız zaman sizin cebinizden çıkacak olan para 50 milyardır. Ama üçüncü kişinin cebinden çıkacak olan para 100 milyardır. Bu anlamda bu size bir avantaj sağlayacaktır. Ama ben alabilir miyim? Yani orada sadece siz alırsınız, sadece size satışını sunuyorum tarzında bir mahkeme kararı olmuyor maalesef. Üçüncü kişiler bu açık artırmaya giriyor. Ben böylece kısaca bu soruyu da cevaplandırmış olayım. Evet Lütfullah'cığım, programın sonuna geldik. Vallahi o kadar çok soru var ve şu an telefon, yani normal aramayı geçtik, görüntülü aramalara geçti izleyicilerimiz. O da güzel. Vallahi güzel, ben çok memnun oldum. Yani yüzden, programın izlenildiğini hakikaten böyle ardı arkasına geliyor. Cevaplayamadığımızdan dolayı üzülüyorum ama bir taraftan da hakikaten programımızın da beklenildiğini, ondan sonra takip edildiğini, izlenildiğini görmek de bizim için hakikaten memnuniyet verici oluyor. Kapanışı senden alalım Lütfullah'cığım. Ben de bitireyim. Soru ve sorularınız için teşekkür ediyoruz. Böyle inşallah pek çok sorunuzu bekliyoruz. Bizim için de hem program daha akıcı, daha güzel geçiyor. Sizlere de daha fazla bilgi verebilmek adına. İnşallah haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet Lütfullah'cığım teşekkür ediyorum. Bilgilerini paylaştığın izleyicilerimizle. Evet değerli izleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi yine Ordu'da, İstanbul stüdyolarında yayında yapımda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yine yaklaşık 2 saate yakın TV52 ekranlarından ayrılmadınız. Bizlerle birlikte programımızı takip ettiniz. Ekran başındaki izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Umarız birilerine faydalı olmuşuzdur. Cevaplayamadığımız izleyicilerimiz de yine haftaya programımızı kaldığı yerden takip etsinler. Onlara da elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. O yüzden cevap veremediğimiz sorular için izleyicilerimizden tekrardan özür diliyoruz. Kusurumuza bakmasınlar. Haftaya kadar sağlıkla, mutlulukla kalın. İnşallah saatler çarşamba günü 8'i gösterdiğinde bizler burada olacağız. Sizler de burada olursunuz. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum.